Herkese günaydınlar arkadaşlar. Karşımızda yine efsane bir seri var. Genji Dammon. Arkadaşlar Genji sezonu birinci bitirdiği için Hanma Life ve Dammon ikilisinden bir tanesini rakip olarak seçti. Ve Dammon. Bakalım Genji kaldığı yerden devam edecek mi? Yoksa Dammon bir farklılık yaratabilecek mi bu seride? Onu merak ediyoruz. İzleyip göreceğiz. Öncelikle videomuz yine canlı olarak çekiliyor. Onu da hatırlatmış olalım. Lee Sin, Rexey ve Rel yasaklamaları. Nautilus, Korki ve Taliyah'a yasaklamaları diğer taraftan. Cenci'den ilk seçim Tenna, Kalista, Renata direkt olarak. Tam Kench. Normalde Nautilus alınır burada. Yani alıyor insanlar ama Nautilus yasaklı. E, Tam Kench ve Twisted Fate geliyor burada ve Jax geliyor. Şimdi buradaki Twisted Fate esnek olabilir. Biz bunu geçenlerde de söylemiştik. Şimdi de söylemiş olalım. Yani Jax üst koridor olursa ama Jax da esnek. Şimdi burada Cenci tarafı öyle bir sıkıntıya düşebilir. Nasıl? Yani kırmızı taraf karşı taraf olduğu için Twisted Fate tercihi direkt olarak e, nereye gidiyorsa Jax da ona göre ormana geçiş yapabilir. Onu da hatırlatmış olalım. Bir popi yasaklaması ormana popiyi Hiçbir şekilde istemiyorlar. Yani belki de üst koridor olabileceğini de düşünüyorlar. Onu da bilemem. Sejuani bu arada orman çok daraldı. 3 tane sol taraftan bir tane popi yasaklandı. Bir tane Jax gitti kısmen orman. 5 tane ormancı gitmiş durumda. Ama ormancı tercihleri gerçekten şu an çok fazla. Maokai açık. Volibear açık. Mesela Avrupa tarafında Volibear çok önemliydi hatta bana göre de Volibear çok güçlü ama burada genelde takımlar Volibear'a o kadar da önem göstermiyor. Bir de Maokai yasaklaması geldi. Ormana iyice bir saldırı mevcut. Şimdi Dammon tarafı 4'ten orta koridor seçmek zorunda. Eğer ki Jax'ı esnetmek istiyorsa. Bu da Jengji'nin orta koridoru kantırlamasına yol açmış olacak ve Chovy counter eşleşme yani karşı tercih yaptığı zaman gerçekten çok tehlikeli bir orta koridor oluyor. Ve bir Jace yasaklaması geldi. Bakalım şimdi damno'nun bu yapacağı tercih her şeyi belirleyecek. Buradan bir orta koridor mu gelecek? Yoksa bir işte ormancı mı yoksa bir üst koridor mu? E bakalım her şeyin belli olacağı yer burası olacak arkadaşlar. Lulu'yu gösteriyor. Rumble tercihi geldi. Şimdi arkadaşlar Rumble tercihi geldi. Jax'ı burada ormanda göreceğiz gibi duruyor. Eğer çok absürt bir şey gerçekleşmezse. Şimdi bakalım burada Genji tarafı ne yapacak? Twisted Fate'i üst koridora göndereceklerdir. O konuda bir problem yoktur diye düşünüyorum. Orta koridorda Ahri açık. Azir şu an burada açık mı? Açık aynen geçen maçlarda oynanmıştı. Azir açık. Azir'i de tercih edebilirler. Bakalım Chovy burada ne tercih edecek? Kork yok, Talia yok unutmayalım. Evet burada Chovy Azir'i tercih ediyor. Biraz daha şey yani Jax'a karşı iyi. Renata'ya karşı fena değil. Rumble üst koridora karşı da fena değil. Niye? Çünkü menzilli bir şampiyonsun. Rumble'ın sana yetişmesi zor oluyor. Sadece ultisiyle engeci atabiliyor falan filan. Aurelion Sol var. Showmaker cepten Asol çıkarttı. Ve şunu unutmayalım. Kitle kontrolü olmayan orta koridorlara karşı yani Aurelion Sol'ü bozamayanlara karşı Aurelion Sol gerçekten çok büyük bir güç yaratabiliyor. Benzerlerini görmüştük. Bakalım Chovy bu işin altından nasıl kalkacak? Ya da Showmaker Aurelion Sol ile nasıl bir performans sergileyecek? Daha ilk maçtan farklı bir seçime saklama. Ya bana sorarsanız Aurelion Sol görmek her zaman mutlu edici. Çünkü farklı bir şampiyon. Çünkü izlemesi zevkli bir şampiyon. Böyle şampiyonlar keşke metada daha çok yer bulsa. Kardeşlerim buraya kadar izlemişsin. Bir beğeni. Gözünü seveyim. <laughs> evet maçımız başladı. Bu arada Dammon tarafı rakip ormana girmiş arkadaşlar birinci seviyede ve kırmızı güçlendirmeye göz dikmiş durumdalar. Burada birinci seviyedeki güçlerini kullanmak istiyorlar ama tam Kench de fena bir şampiyon değil ama sonuçta orada Kalista ve Jax olduğu için bir de üzerine Renata gerçekten birinci seviyede biraz güçlüler diyebiliriz. Bakalım Kinyus koridorda nasıl bak otomatik saldırı cancel'ını nasıl kullanıyor Twisted gördünüz mü? Hani Oto atıp tık tık W seçip direkt olarak otomatik saldırısını resetliyor. Bu da çok çok değerli. Şimdi Damwon tarafı bunu yaparken aslında hedeflediği şey ne? Tam olarak bu. Rakip alt koridoru zor duruma sokmak. Yani Jax buralarda olduğu için Aiming ile Kellin çok rahat bir şekilde agresif oyun izleyebiliyor. Niye? Çünkü Kanyon'u yani Viyi haritada sürekli görebiliyorlar. Bu arada Showmaker'da iyice darlıyor Chovy'i. İşte bahsettiğimiz eşleşme aslında bu diyebiliriz. Gerçekten bayağı sıkıntılı bir durum Chovy adına. Menzilini de aslında Chovy iyi kullandı ama maalesef tam istediğini yapamadı burada. Lucid şimdi bakalım tüm ormanı döndü. Lucid'i de gördüler. Bir orta koridora baskın yapsa fena olmazdı. Sanki diyorum alt koridora dive gelecek. Dalgayı büyütmüşler çünkü alt koridorda. Dalgayı büyüttüğü zaman oyuncularını istiyor? Bu dalgayı yedirmek istiyorlar. Bakalım Pais 1. seviye Pais'i öldürebilecekler mi? Evet şimdi kuleyi kim tanklıyor derken Renata tanklamış. Çok güzel de oynadılar. Lucid de buradan çıkmayı başarıyor. İşte gerçekten Dammon tarafından harika bir oyun. Benim Kore Ligi'ni sevmemdeki en büyük olaylardan bir tanesi bu. Veya işte Çin Ligi'ni yüksek ligler bu yüzden çok izleniyor. Şimdi bir takım kaybediyorsa da iyi oynuyor hani daha iyi oynayan kazanıyor. Anladın mı? Şimdi mesela Dammon görece Genji'ye karşı çok güçsüz bir takım ama alt koridora 10 numara 5 yıldız bir dive atıyorlar. Yani şu an mesela bu maçı o kesin yenemezler diyor musun sen? Ha ben diyorum o ayrı ama Dammon yense şaşırırım sadece hani imkansız değil anladın mı? Cenci ne kadar böyle bir kadro kursa da ya da bize çok iyi bir maç izletiyorlar. O da farklı bir durum. Bakın tekrar izleyelim. Burada Kellin Direkt olarak tanklıyor kendisi bakın. Kellin tanklıyor sıçrasını atıyor. Lucid de çık Lucid'de Q yeteneğiyle çıkıyor. 10 numara bir dive atmış oluyorlar. Şimdi orada Senna ne kadar farm atmıyor olsa da şimdi şey diyeceksiniz. Abi zaten farmları tam ken çalıyor. Senna'yı öldürmeleri çok bir işe yaramamış olabilir mi diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Senna o farmlardan alın hani farm öldüğünde ruh çıkıyor. O ruhları topluyor biliyorsunuz ki. E şimdi böyle olduğu zaman ruh toplayamadı. Yani senin için şu an 4 yük. 4 tane yükü var sadece. Çok çok az arkadaşlar ve minyon dalgası şu an Dammon adına çok iyi. Eğer Lucid buraya bir baskın daha alırsa yani gelirseler büyük sıkıntı çıkabilir. Tek problem V de bu taraflarda olacaktır. Bakalım Lucid'in burayla alakası yok. Abi farmlayın. Zaten hani gank yeme ihtimaliniz yok. Koridorda fena değil. Ben jungle'ımı döneyim mantığı biraz daha ağır bastı Damwon tarafında. Bir de buradaki 3 ve 3'ü yenememe ihtimalleri var. Niye? Çünkü Renata'nın sıçrası yok. Rakipte sıçralar duruyor. Tam Kent Senna V 3lüsü de güçsüz bir 3'e 3 değil. O yüzden daha dikkatli oynuyorlar diyebiliriz. Orta koridorda bu arada Chovy'den de bir Hail of Blades rünü gelmiş. Onu da hatırlatalım. Ya şu Aurelion Sol ile Senna'nın yüklerini olabildiğince sizlere göstermeye, yani daha doğrusu söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Hani bazen reji göstermemekte ısrar ediyor çünkü. Evet bir kurtçuk ejder takası gerçekleşecek. Ya bana sorarsanız şu an Dammon'un ejder alması çok daha iyi. Çünkü hani oyun bir şekilde alt koridordan şu an iyi durumda. Ejderleri biriktirebilirler gibi geliyor. Tabii ki burada işte oyun uzadığı zaman Aurelion Sol'ün bambaşka bir gücü var. Ama Senna da var karşıda. Yani orada biraz oyun uzayınca işler biraz karışıyor. Aurelion Sol çok güçlü. Evet baya baya güçlü. Ama Senna'nın gücünü de unutmamamız gerekiyor. Ama Senna'yı koridorda çok kafasını ezdiler. Bu da hani yük kazanımını baya azaltıyor. Yani sallıyorum şu an. Senna dakika 20'de güçlenecekse 25'te güçlenecek artık. Bu da Damwon'a bir artı kazandırmış oluyor. Onu da tekrardan belirtmiş olalım. King gene bir dive geliyor gibi duruyor. Senna da buraya doğru geliyor. Yani buraya Rumble sanki ulti atması lazım. Yeni wave'i beklemiş. Hani yeni wave de gelsin ona da atayım. O wave'i de temizleyeyim mantığıyla. 10 numara bir ulti Kingen'den. Bu ulti kullanımı bazı şampiyonlarda normal yetenek kullanımı oluyor. Mesela diyelim koridorda bir tane minyon var. O bir minyona ittirme yeteneğinizi, ittirme gücünü atmıyorsun. Mesela ahri Q'su atmıyorsun. Yeni gelen wave geldiği zaman atıyorsun mesela. Bu çok çok değerli bir durum. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar Senna 10 yük. Çok çok az. Ya şu an Dammo'nun alt koridoru, alt koridoru o kadar güzel kontrol ediyorlar ki. Wave'in kaldığı hali görüyor musunuz? Senna şu an alt koridora gitse de yük kazanamayacak. Ve bu oyunun ilerleyen aşamalarında gerçekten çok büyük bir problem arkadaşlar. Ya şey deriz ya dakika yüzde güçlü olacak. Aynen bu Senna harbiden dakika yüzde güçlü olacak. Eğer ki farklı bir durum yaşanmazsa. Bir diğer konu Showmaker'ın Riley'si. Arkadaşlar Riley bittikten sonra Showmaker yani Aurelion Sol gerçekten haritada çok saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Burada Azir için de tehlikeli bir şey. Yani haritada yanlış en ufak klik attığınızda Aurelion size cezayı kesebiliyor. Çünkü kaçma şansınız kalmıyor. Bu da aslında Riley'nin gücünü göstermiş oluyor. Neden ilk seçim alınıyor onu görmüş oluyorsunuz. Maç içerisinde de banko şeylerini görürüz farklılıklarını. Evet Lucid üst koridora gitmiş. Bu arada bitkinlikle oynuyor Twisted Fate. Onu da söyleyelim. Normalde hayaletle oynanır. Oh, oh. Chovy yalnız orta koridorda Asoli ufak ufak darlamaya başlamış sanki. Yani Chovy menzilini o kadar güzel kullanıyor ki. o Dammon alt koridoru geliyor buraya. Şimdi Showmaker'dan bir ulti gelmiş ama orada totem olduğu için Showmaker'ın ultisi boşa gitmiş oluyor. Ciddi söylüyorum Azir Aurelion Sol eşleşmesini daha iyi oynayan Azir görmedim ben. Ya bir sürü kez gördük. Hatırlarsınız Elisi izliyoruz vesaire falan filan. Oralarda falan da hatta Türkiye'de de oynandı bu. Beşiktaş'ın orta koridoru oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Azire karşı çok saçma bir üstünlük kurmuştu yani. Burada işte Çovi de farkını gösteriyor aslında. O menzili inanılmaz güzel kullanarak iyi işler çıkartıyor. Bu arada V Rumble'a gen katacak. Ama onu gördükleri anda Peyzi öldürme ihtimalleri var mı diyecektim ki Lens yani tam kenç 6. seviye olmuş. Ona dikkat edemedim. 6. seviye olduğu için orada bir olay yaşanacağını düşünmüyorum. Abi Twist Fate'in şu pasifinden gelen ekstra altın ne kadar OP bir şey ya. Hani çok küçümsüyor insanlar genelde ki mantıken düşündüğünüz zaman pasif altını yerine işte herhangi bir güç kazanmak insanların daha hoşuna gidiyor. Ama pasifi altın olarak kazanmanız şunu sağlıyor size. Siz istediğiniz gibi harcıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Siz bir şey yaptığınızda hani böyle bilmem ne sitesinden indirim kodu kazanıyorsun ya. İndirim kodu hoşuna gitmeyebiliyor. Ama sana keş verse nasıl hoşuna gider değil mi? Twisted Fate'e keş veriyorlar işte. Anladın mı? O yüzden pasifi aslında e, güçlü oluyor diyelim. Yani rakibinde ne varsa ona göre kullanabiliyorsunuz. Evet oyun bayağı yavaş geçiyor. Şimdi bu ejderde mevzu çıkacak mı ben onu merak ediyorum. Açıkçası ben benim tahminim hani cenci tarafı başka bir şeyler kovalayacaktır. Burada savaşmayacaktır. Sebeplerini hemen söyleyelim. Şu an Kalista gayet iyi bir durumda. Aurelion Sol eşyasını bitmiş durumda ve bu bana sorarsanız en büyük olay. Yani Aurelion Sol eşyasını bitmiş. Buradaki savaşta sıkıntı çıkabilir. Ama yine de oynamak isterler. Bu arada Kalista üstüne dönüyor. O da eşyasının belli bir kısmını alacak. Bayağı eşya aldı. Yalnız Kingen bir şeyler deniyor orada. Bayağı da hasar vurdu bu arada. Yarı canını aldı ama işte orada Twisted Fate'in hasarı. Hiç küçümsenecek bir hasarı yok. Evet burada bakalım Ejder'i Cenci tarafı mı alacak gerçekten? Acayip iyi bir görüş var. Rakip ormanda Kellin orayı o kadar yani bildiğin ışıklandırdı yani. Ama Ejder'de yok görüş hani. Ejder'in arka tarafında var görüş. Ejder'de maalesef görüş yok. Bu arada Kanyon ne kadar fazla farm yapmış. 92 farm çok fazla gerçekten bir ormancı için bu dakikada baya baya iyi bir farm yani. kanyonunda işte artılarını görüyorsunuz. Adamlar ormanı falan o kadar hızlı o kadar güzel bir şekilde dönüyorlar ki bambaşka bir seviye. Evet Lucid güzel bir noktada bekliyor. Kanyon'u hedefledi orada Lucid. Ufak bir takas yaşandı ve iki tarafta oradan çıktı. Ya burada ejderi sanırım ee, Dammon başlıyor artık. Ama mevzu çıkacak belli yani Cenci burayı bırakmayacak. Ben onu anladım şu an. Çünkü Chovy falan orta koridordan geliyor mu derken Chovy orta koridorda plaka almak istedi. Hatta plakayı alıp geldi. Ama ejder artık çoktan gitmişti. Ya bana sorarsanız bu ejder o kadar da önemli bir şey değil bu arada hani bu dakikada. Önemli mi? Önemli evet ama çok inanılmaz önemli değil. Bu arada Chovy de Showmaker'a 20 milyonluk bir farkını açmış durumda. Klasik Chovy <laughs> diyebiliriz yani gerçekten adam. Milyonlar bu adamı görünce ölüyor diye videomuz var. Harbiden öyle yani. Adamı gördüğü an ölüyor yani. Başka bir açıklaması gerçekten olamaz bu durumu. Levent de burada minyonları tutuyor. Bu oyun çok güzel takım savaşları izleyeceğiz. Ben şu an bunu anladım. Yani zaten seri boyunca izleyeceğiz. Bundan kesinlikle hiç şüphem yok. Ama çok kontrolü geçiyor abi. Yani Cenci şu an sadece bekliyor. Çünkü sonuçta Azir iyi bir geç oyun şampiyonu. Ne kadar Aurelion Sol'ün yükleri olsa da. Bu arada Senna... 30 30 yük, çok az. Lan 39 sandım. 29'muş. Bu arada gerçekten profesyonel arenada gördüğüm en az yüklü Senna olabilir. Bak ciddi söylüyorum. 30 yük inanılmaz az. Dakika 13.5 ve şöyle diyeyim arkadaşlar size, orta oyunda yani atıyorum dakika 17 ile 25 arası Senna'nın en zor yük kastığı dönemler diyebiliriz. Sebebi ne? Rakiple dalaşma hiç olmuyor. Şimdi rakiple dalaşma olmadığı zaman ekstra yük kazanamıyor Senna. O yüzden kazanamıyorsunuz. E şimdi oyunun başını böyle geçirdiysen orta oyunda öyle olursa yani şu an dakika 20'de falan böyle 50-60 yüke falan gelirse öpüp başına koysun Pace. Ben size öyle söyleyeyim. Aha tam kençi yakalıyorlar burada. Çok güzel bir orada kellinden yeteneğin adını bilmiyorum kusura bakmayın. Lehen öldürebilecekler mi? büyük bir ihtimalle düşecek mi derken bu sefer de diğer tarafta Rumble düşüyor. Hatta orada tam Kench ölmedi ve Chovy koridoru korumaya doğru ilerliyor. Burada da Genji tarafı ilk hamleyi yapıp e, skorları toplamış Chovy. Chovy geliyor, Chovy geliyor. Oo, kellen'den güzel oyun. kellen'den bayağı iyi oyun bu arada. Oo, orada günü kurtardı kellin. Şimdi alt koridorda Rumble nasıl ölmüş biz ona bakacağız. Aurelion Sol'de 106 yük arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olalım. Onun da yükü çok fazla değil. Burada Chovy ona karşı da baya iyi iş çıkardı. Rumble bakalım. çalda bekliyormuş. Yakalandığı gibi zaten V sıçra, Q sıçra yapıyor Senna ulti atıyor. Böyle de bir komboları var. Kinde sıçrasını kullanıp burada skoru almayı başarıyorlar. V'nin ulti attığı isme direkt olarak Senna'dan da bir şeyler gelecek. Ya burada Lehends nasıl ölmüyor ben anlamış değilim gerçekten. Bu a aiming ama ultisini biraz kötü atmış sanki. Hani gerekirse Renata orada önden koşup tanklayacak orayı. Tanklayıp sonra ulti atsalar sanki kesiyorlarmış. Ama sanırım Kalista daha öndeydi kellinden. O yüzden hani öyle bir şey yapamadılar. Kelline tanklatamadılar kuleyi. Yalnız Rumble alt koridor kulesine gidemiyor. Canyon Twisted Fate'in nasıl yanında oynuyor görüyor musunuz? Chovy diyor ki dediler ki Chovy abi sen tek başınasın. Hayatın boyunca aklında bulunsun. Biz Twisted oynayacağız. Bak ikinci kuleyi aldılar. Sadece Canyon'un o gidiş yolunu yani aslında eski izlediğimiz filmlerdeki gibi direkt aynı mantık ya. Strateji oyunu oynamadınız mı hiç? Age of oynuyorsun. Bir köye yardım gidiyor bir yerden. Sen o yardımı kesersen o köyü işgal etme ihtimalin daha yüksek. Bu düz mantık. Her strateji oyunda var. Al sana bu strateji oyununda da bu şekilde var. Aslında oyunun mantığı gerçekten çoğu oyunla benzer. Sen yardımı kapattın. Yardımı kapatınca twist kuleye rahat vurdu. Twist kuleye vurunca kuleye aldılar. Mis bak. 10 numara 5 yıldız mantık. Senle 40 yük bu arada. <laughs> Dakika 16 40 yük kafa yiyeceğim. 43 oldu şimdi. Ama Chovy şu an çok güç. Aha gördüler yalnız kanyonu. Lucid orada önce kayacıları almak istiyor ama Aynen oradan kanyon hemen çıktı. Çovi dakika 17'ye girmeden 193 milyon. Yani şu an dakikanın sadece 10 milyon gerisinde olan Showmaker rakibinden 40 milyon geride. <laughs> yani Çovi'ye karşı oynamak böyle bir şey. Dakika milyon kestiğiniz an 40 ya da 50 milyon fark yiyorsunuz arkadaşlar. Bu hayat böyle bir hayat Çovi'ye karşı oynuyorken. Şimdi Çovi alt koridor ışınlarını kullandı. Buradaki ejderde artık güçlü olan taraf kim? Tabii ki de Cenci. İşte gücünü bilmek böyle bir şey. Chovy'de Zonya var şu an. Savaşta çok güçlü. Keen yani Twisted Fate 2 eşya. Tam Kench daha tanklaştı. Hani ve burada Ejder'deki görüşleri falan da olduğu için direkt giriyor. Lucid kaldığı yerden devam ediyor Lucid. Lucid kaldığı yerden bir önceki seride Smite kaçırmadı neredeyse bu adam. Ve burada tekrardan Lucid inanılmaz kritik bir Ejder bakın. Ciddi söylüyorum. Bu arada Alamet de kafayı vurdu. İnanılmaz kritik Keen direkt olarak üst koridor ultisini kullandı. Çünkü buradaki kuleyi istiyorlar. Hatta kanyonda yine yanına doğru ilerliyor ama bu sefer yolda karşılaştılar Jax'la beraber ve bakın Jax'la yolda karşılaşıp oradaki arayı kapatamadığı için Canyon direkt olarak Twisted Fate'le tamam abi. Senin bana yardımını mı kestiler? Ben de buradan gidiyorum dedi ve gitti. Şimdi şundan bahsediyorduk. Çok önemli bir ejder. Niye? Çünkü artık Cenci'nin ne kadar çok iyi bir ruh olmasa da sonuçta ruh abi. Ne kadar önemli bir ruh olmasa da burada Cenci tarafının bir sonraki ejderde kısmi anlamda savaşmak zorunluluğu var. He inanılmaz zorunlu mu? Hayır. Bazı takaslar yapılabilir. Mesela atıyorum Baron'a girebilir bir anda Genji. Niye? Çünkü Twisted Fate'leri var, hasar odaklı yani Senna'ları var. Yani şu an sol tarafta üst koridor, orta koridor ve nişancı olarak 3 tane hasar şampiyonları var. Ve Azir gibi belki de Baron'u en hızlı alan şampiyonlardan bir tanesine sahipler. O yüzden de Damwon tarafı bir sondaki ejderden önce... En azından Baron'a bir toteme ihtiyaçları kesinlikle olacak. Çünkü Cenci bir anda Baron'u alabilir. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bence oyun boyunca olmalı. Çünkü yapılan en ufak böyle haritadaki yanlış klik ya da yanlış rotasyon sonrası Genji Baron'a sahip olabilir. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi oyun uzadığı zaman Jax diye bir şampiyon var. Ve bu Jax diye şampiyon biliyorsunuz oyunun geç yaşamasında gayet güçlü bir şampiyon. Ama rakip de tamken Senna ve Azir olduğu için oynaması bayağı zor. Twisted Fate'e karşı oynaması gayet kolay olsa da bir o kadar da zor şampiyonları var karşıda. Niye? Çünkü Azir'e yetişmen mümkün olmuyor genelde. Doğru mu doğru? Senna'ya zaten yetişemiyorsun. E yetiş sen bile hadi yetiştin. Ne yapıyor abi Tamkenç? Aziri ya da Senna'yı yiyor, hayatına devam ediyor ya da Twisted Fate'i. Yani çok sıkıntılı bir oyun bekliyor aslında Jax'ı. Jengi tarafı yine Twisted Fate'in yan koridorunu acayip bir şekilde kullanıp üst koridorda da fark açmış durumda. Kellin orada bir yakaladı gördüğünüz gibi. Tamkenç direkt olarak yedi ve kurtardı. Diğer tarafta kellini kim kurtardı? Kalista. Yani şu an Cenci tarafı haritadaki sadece üstünlüklerinden kaynaklı kuleleri almayı başardılar zaten. Burada da orta koridor kulesini alıyorlar. İlk kulelerin hepsi düştü. Hatta alt koridorda ikinci kuleyi de almayı başardılar biliyorsunuz ki. Bakalım burayı da isteyecekler mi? Bence çok istememeliler. Peyz 61 yükü ulaşmış bu arada. Aynı şekilde Peyz'in yaşadığı problemi bu arada Aurelion Sol'da yaşıyor bence. Ve Cenci buradaki kuleyi de almayı başarıyor. Yani şu an koridor ittirme gücü olmadığı için şimdi Aurelion Sol ittirme gücü olmayan bir şampiyon aslında. Neden? Çünkü Aurelion Sol Q basacak, E'sini açıp ki koridor ittirecek. Buna sahip değiller. Ve Cenci bunu acayip iyi kullanıyor şu ana kadar. Bir diğer konu nişancı tarafı. Nişancıda da sallıyorum bir Smolder, sallıyorum bir Sivir. Ezreal gibi bir şampiyonları da olmadığı için Ezreal kısmen diğerlerine göre daha düşük ittirme gücü ama o bile daha iyi yani. Kalista ittirme gücü olarak iyi bir şampiyon değil. Niye değil? Çünkü tek tek minyonlara vurması lazım. Hani adam sana vurdurur mu kardeşim? Ve menzil olarak adam zaten çığır açmış. Twistrate'in bombardımanı ile acayip bir menzili var. Azir'in acayip bir menzili var. Peize'in aynı şekilde. Rakip bir şey denediği anda tık diye ultiyle orada ee, tam Kenji ultisiyle kaçırıyorlar falan. Şu an Genji kompozisyonun gereğini o kadar iyi oynuyor ki yani daha iyi ne yapılabilir? Yemin ederim yani bir sene düşün aklına gelmeyebilir. Gerçekten söylüyorum. İnanılmaz iyi ya. İnanılmaz iyi Neyse, Neyse. Showmaker'da Senna'nın yaşadığı problemi yaşıyor aslında kısmen arkadaşlar. Hani rakipten hiç alamıyor. Alabildiği kadar minyonlardan alıyor. 168 yük falan olmuş zaten. Hani şöyle söyleyeyim. Geçenlerde birisi oynuyordu. Dakika 20'de 300 falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeyler de hatta galiba Tim Lukey'din midi mi ne dakika 20'de 300 mü ne yapmış öyle bir şeyler. Tamam o çok abartı ama burada Showmaker'da yük olarak öyle çok bir yük kasmış durumda değil. Ha baksana dakika 22 1-1. Ejder'e şimdi bir ışından geldi. Bu arada Chovy zonyasını yani o şey macerancının pazu bendeni aldıktan sonra arkadaşlar gitmiş. Hiçlik değneğinin alt almış ya da makberin. Niye? Çünkü zaten kronometresi mevcut. Kronometresi mevcut olduğu için arkadaşlar Böyle bir tercih etmiş. Jax oraya girmeye çalışıyor. Ama rakip takım... Of! Jax, Lucid ne yaptın? Ya oraya girme ihtimali yok abi rakip takımın. Gerçekten yok. Şu an canlara bak. Kellen öldü hatta. Ha, Kalisto varmış. Kalisto attılar ve oradan çıktılar. Ve burada Ejder'i, Cenci tarafı acayip kolay bir şekilde alacak. Yani şu an Canyon, King, Lance diyordur ki yani biz nasıl bir takım olduk? Şimdi Chovy kısmen buna alışkın. Cenci ile kendi ligini en azından kazanıyor. Paze de aynı şekilde. Ama ya da şöyle de olabilir tam tersi. Çovi ile peyz diyordur ki lan biz ne olduk ya. Bizim geçen sene böyle oynamıyorduk biz. Bizim takıma bak çılgın manyak bir takım olduk falan diyordur yani. Şu an ilk aklıma gelen o açıkçası. Gerçekten acayip bir oyun oynuyor Cenci çünkü. Size göre belki hiçbir şey yapmıyor olarak gözükebilir. E, oyunda bir bir skor. Ama çok şey ima ediyor oyun. Gerçekten çok şey ima ediyor. Bu takım nasıl yenilecek onu da merak ediyorum. Tabii ki Kore Ligi'nde yenilmese bile Jengii'nin genelde sınavı Kore Ligi değil, MSI ya da Worlds oluyor. Şimdi burada bir Baron tarafına bir, ba bir şeyler gelir mi? Baron almak isterler mi? Bu arada sağ takımın en büyük problemlerinden bir tanesi de maalesef ki herhangi bir çalıya vesaireye kafa atamaması. Aslında Damwon'un kompozisyonunun eksiklerini ne kadar güzel gösteriyor Cenci bize, değil mi? Bak, herhangi bir yere kafa atamadıkları için Jengii öncelikle görüşü alıp rakip oraya girdiğinde güzel bir şekilde dürttü gönderdi. Aurelion Sol ve Kalista gibi bir de Rumble ultisi gerçi burada biraz şey ama Rumble genelde oralara rotasyon yapamıyor. Twist Fate ilk mi oluyor genelde. Neyse koridor ittirmeleri, ittirme güçleri çok olmadığı için ne yaptı Cenci? Çok erken dakikalarda kuleleri aldı. Şimdi bir diğer konu Twisted Fate'in ultisi ve Azir'in koridorlardaki gücü. Yalnız Lehend burada Kiel'ini çok iyi yakalamış. Emin olun, Damwon başka takıma karşı oynasa biz bu kadar hissetmeyebilirdik, e, hatta hissetmezdik yani. Hatta böyle O'Halan, Aurelion Sol ne kadar güçlü, üst Discord ne kadar güçlü, Kalista Renata'yı nasıl bıraktılar falan diyorduk yani şu an. Chovy'e bir baskın geliyor ama her şeyin farkında Cenci tarafı. Dakika 25, 300 milyon diyebiliriz bence, 300 milyon Chovy arkadaşlar. Evet, Chovy şimdi bir baskın var. Chovy yakalamaları hiç de muhtemel değil, aynen öyle. Şimdi asıl sıkıntı yaşayacak olan taraf rakip taraf. Bakalım Twist Street ultisini açmış durumda. Arka taraflara gidiyor. Sıçrasını atabilir Showmaker'a. Aynen öyle de yapıyor. Showmaker'dan fena olmayan bir ulti geldi aslında. Dammon da buradan iyi çıkmayı başardı bana sorarsanız derken. Çıkmayı başardılar mı o kadar emin olma çerezcim. Renata yakalanıyor. Çok güzel bir ulti. Oradan Chovy direkt kaçıyor. Renata'yı yakalamayı başarıyorlar. Ve skor orada gördüğünüz gibi şeye gidiyor. Senna'ya gidiyor. Arka tarafta Kalista yakalanmış. Ve orada V direkt olarak düşüyor. Sıçrasını attı ama oradan bir şey çıkmıyor. Görüntü kalitesine ne oldu orada? Evet Senna 87 yüke ulaştı arkadaşlar. Üst koridordan. İnibitör kulesini de alacaklar şu an. Yani Dammon yani şu an ne yaparsa yapsın sanki olmayacakmış gibi geliyor bana ya. Gerçekten bak yani. Tamam Aurelion Solum var. Tamam işte Rumble'ım var falan ama minyon farkları çok fazla arkadaşlar. Yani evet tam Kench de farm farkı yemiş durumda Kalista'dan ama sonuçta orada bir Senna tam Kench olayı var. Burada Chovy'yi kovalamaları biraz garip. Yani Chovy bu refleksi de göstermemi, göstermemesini beklemek garip. Burada yalnız Showmaker bir Q ile vuruyor. Chovy'ye istediği hasarlarda da çıkmıyor oradan. Aslında Asol bayağı kanserliyor ya. Hani baktığımız zaman ama maalesef yeterli olmuyor. Baksana şurada mesela Chovy falan da yasa ultiyi belki bir şeyler olacak ama Chovy her şeyin farkında. Direkt kaçıyor oradan. Burada V'yi öldürmeleri iyi. Bak Lucid orada ne güzel oynamış. Gördünüz mü? Lucid gitmiş. Aha. Kanyon. Oy. Güzel engeç. Ama kanyon çok içeride kaldı. Kanyonu çok güzel şekilde içeriye sokuyorlar bu arada. Lucid şimdi çıktı oradan. Burayı tekrardan oynayacaklar mı? Yok. Burada oynanmaz. Bir geri alayım. Şu Lucid'in oyununu göstereyim size. Bak şimdi Lucid aiming'e ulti gelince Arka tarafa gidip E açıyor. Arka tarafı sokmuyor sonra hop geri kaçıyor Q ile. Hani bayağı iyi bir oyun. Ufak bir detaydır ama önemli bir detaydır. Aklınızda bulunsun. Yalnız Lucid güzel bir noktada bekliyor. Lucid gerçekten güzel bir noktada bekliyor. Buraya bir engage gelebilir. Çok güzel bir Zonya Chovy'den. Çok güzel bir Zonya. Yine kaçacak mı oradan? Showmaker kovalıyor. Showmaker buraya kadar altın aldı. 800 altın almayı başarıyor Showmaker. Keşke kovalamayı tercih etseydi burada. Yalnız orada tam kendi öldürmeyi başarabilecekler mi derken inanılmaz bir kalkan geliyor orada. Showmaker ileriye doğru atsa yeteneğini belki de burayı kazanacaklardı. Ama bence yine de hiç fena değil. Çünkü Aurelion Sole 800 altın gitti. Çok çok değerli bir olay. Dipnot arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam siz maceracının pozu bendeni diyelim ki bu savaşta kullandınız. Bekleme süresine girebiliyor değil mi mesela Zonya olsa. Ama maceracının pozu bendeni kullandığınız için sonrasında Zonya'yı bitirdiğinizde bir daha Zonya'nız oluyor. Aklınızda bulunsun. Bu arada V'yi ne kadar güzel bir şekilde içeriye sokuyorlar. Bunun farkındasınız umarım. Çok önemli bir detay bu. Neden derseniz Hani adam sürekli kötü pozisyonda kalıyor. Natulius ultisiyle aslında bunun da farkı yani V ultisinin farkı da burada ortaya çıkıyor. Şimdi Natulius'a ne yapıyorsun? Natulius ultisi daha iyi. Niye? Kendin gitmiyorsun. Doğru mu? Basıyorsun. Sen yine safe zone yani kendine göre iyi bir noktada rakip sıkıntıya giriyor. Ama V ile tabii ki V'nin rakibe gitmesi de önemli bir detay. Sonuçta hasar vuruyor falan ama günün sonunda az önceki gibi çok kötü durumlarda kalabiliyorsunuz. Bu da sizi Sıkıntılı bir duruma sokuyor. Çovi'ye bakın. Ne kadar büyük bir tecrübe. Adam çalıya kafa atmıyor. Bakalım sonrasını atacak mı? Bak totemini attı. Bir şeylerin farkında adam. Çünkü haritada adamlar yok. Nerede bu adamlar? Bir yerde olmak zorundalar. Bir şey deniyor olmak zorundalar. Ya da genelde öne geçen takımlar. Ben koçken de takımla beraber konuşurken. Veya takım içi konuşmalarda çok duyduğumuz bir şey bu. Mesela öne geçtin. Rakibin artık kazanma şansını görmüyorsun. Şunu diyorsun takımına. Takım arkadaşlarına diyorsun ki rakip bir yerde saçma sapan bir şey deneyebilir. Dikkat edin. Yani 5 kişi X bir çalda bekleyebilirler. Garip garip şeyler yapabilirler. Bu garip şeyleri yaptırmamak ta iyi oynamaktır. Bunu unutmayın. Bu arada Aurelion Sol Rabadonlu bitti arkadaşlar. Şu an Aurelion Sol bambaşka bir güçte. Evet şu an e, Azir'in ışınlanıyla ile beraber Rumble'ın ölüşünü görüyoruz. Hiç hani sarı karta falan da gerek yok. Aha. Yalnız Lucid bayağı iyi girdi orada. Bu arada Damwon'un hala kazanma şansı var. Aha. Orta koridordan yaracak Cenci. Eyvah. Damwon çok kötü pozisyonda. Damwon inanılmaz kötü pozisyonda. Engage lazım buraya. Lance'i yakalamayı başardılar mı? Lance oradan çıktı. Senna'dan çok güzel bir ulti geliyor. Twisted orta koridordan devam ediyor. Bu arada tekrardan söylüyorum. Oyunu bile bitirmeye gidebilir. İsterse üst koridoru inibitörünü alabilir. Damwon tarafı çok kötü bir durumda yakalandı. Smite'lar falan geliyor. Canyon'u öldürecekler. Canyon'un ölmesi çok da umurunda değil. Çünkü Twisted Fate burada inhibitör kulesine vuruyor. Ö özür dilerim Nexus kulelerine vuruyor. Rumble en arkalarda üste dönüyor. Lehendsi çok güzel bozdu kellen. Şimdi Showmaker bir şeyler deniyor. Chovy üzerine atladı. Tam Kench harika kurtardı iyi. Arka tarafta Twisted Fate savaşa katılacak bu sefer arkalardan. Niye mavi kart seçtin diye bakıyorum ama... Tabii ki fiziksel hasar olduğu için direkt öldürmeyi başarıyorlar. Ve burada inanılmaz güzel bir savaş yapmış oluyor Cenci tarafı ve haritadaki üstünlükleri. Daha doğrusu bir Twisted Fate nasıl kullanılır? Yani gerçekten çok büyük bir ders. Çok büyük bir ders. 5 ve 5 hiç savaşmıyordular. Hiç gerek yok çünkü hayatlarına devam ettiler. Acayip güzel Azir'in yan koridordaki ittirme gücünü falan kullanarak Genji'yi İlk maçı kazanıyor. Bir sonraki maç bence Twisted Fate kesinlikle yasaklanacak. Çünkü Twisted Fate bu oyunda bence belirleyici şampiyon oldu diyelim. Genji 1-0 önde. Evet geldik ikinci maça arkadaşlar. Dammon bu sefer mavi taraf. Sejuani Varus yasaklamaları. Senna Lee'sin Kalista yasaklamaları Genji'den. İlk seçimden V tercihi ve bu sefer Twisted Fate açık olmasına rağmen Rumble Jax geliyor Genji tarafından. Buradaki Rumble, Jax ikisi de esnek. Nasıl? Rumble destek olabilir arkadaşlar. Ve rakip Lucian Nami'yi çekiyor. Lucian Nami'yi alır almaz. Pays Draven alıyor. Alışık olmadığımız bir tercih Paze'den Draven. Ama şunu söyleyelim. Buradaki Rumble destek olabilir. Jax üst koridor orman olabilir. Rumble üst koridor olabilir. Yani aslında Genji bu Rumble Jax'ı <laughs> Şu an iyi kullanıyormuş gibi duruyor. Tabii ki yasaklamalarla bunu işte oyun içerisinde farklılıklarını göreceğiz. Rex'in yasaklaması geldi, Cenci'den diğer taraftan bir Twisted Fate yasaklaması geldi. Bakın şu an mesela ne kadar üst koridor Rumble ya da Jax olacağını düşünseler de bir Twisted Fate yasaklaması geliyor. Neden? Çünkü Rumble destek olabileceği için ve bu da ikinci seçim yasaklamada Cenci'nin elini güçlendiriyor. Niye? Çünkü mesela buradan 4'ten bir orta koridor tercih ederlerse yine böyle azir tarzı bir şey tercih ederlerse Jax'ı, Rumble'ı her zaman saklayabiliyorlar ve üst koridora istedikleri eşleşmeyle gidebilecekler. Bakalım bunu gerçekten yapacaklar mı? Yoksa Chovy'nin orta koridordaki rahatı çok daha değerli mi? Ama bana sorarsanız az önce Azir'le iyi bir performans sergiledi. Kör bir biçimde almasına rağmen bence yine yapacaktır. O yüzden eğer Azir'i düşünüyorlarsa Azir'i kör şekilde Genji tarafı almalı diyoruz. Bakalım bir diğer yasaklama ne olacak? Atrox falan belki yasaklarlar diyeceğim de sanmıyorum. Aynen kısante. Atrox niye yasaklamaz? Lucian Lamy'e karşı o kadar iyi değil. Buradan hani bu kadar Rumble, Jax tercihim varken direkt oradan gidip Atrox almak çok da mantıklı olmaz. Bir orta koridor tercihi bekliyorum ben açıkçası. Yani başka bir koridor alınmaz diye düşünüyorum. Oo, jayce geldi. Bu arada jayce de hani orta koridorda son dönemde oynanmasa bile emin olun orta koridorda oynanır yani anladın mı? Oynarsın. Ama %80 ihtimalle üst koridor, Jax, Jungle, Rumble'da destek olacak. Ama ellerinde öyle bir esneklik var ki, bir anda Jayce orta koridor, bir anda Jax top, bir anda Rumble destek, yeni bir ormancı alabilirler falan böyle acayip bir şey var gerçekten ellerinde. Mesela Gragas geldi şimdi. Şimdi bu Gragas'a karşı mesela Aatrox tercihi yapıp Kim rahat rahat oynayabilir açıkçası. Ya da Rumble'ı tapa gönderip Jax'ı ormana gönderip yeni bir destek tercih edebilirler. Bunlar tercihler ama JC üst koridor düşünüyor Damwon'da. Ben öyle anladım yani. Bakalım Ahri geldi. Şeyden eni gelecek mi? Chovy'den mesela. Genelde Ahri'ye karşı ya eni ya Lissandra alınıyor. Hani böyle kitle kontrol için. Lisandra yine iyi. Niye iyi? V var karşıda. Ama Lissandra genel şampiyon olarak iyi değil. Ve yine de Azir alıyorlar burada. Ya bana sorarsanız madem Azir alacaklardı ya da orta koridorda şeydi derken Tristan'a geldiyse okeyim. Sıkıntı yok. Şimdi Tristan'a Ahri'ye karşı yaptığı bir tercih Chovy'nin. Bunu seçme tercihini bıraktılarsa sıkıntı yok. Verimini nasıl alırlar onu bilemem. Ama hani o esnekliği öyle inanılmaz kullanamadılar. Dördüncü tercihten şeyi saldıkları için. Çünkü rakip Gragas aldı. Gragas'ı burada hani rakibin üst koridor olacağını yani üst koridor olacağını düşünerekten tercih ettiler zaten. Seçim yasaklama Jace, Jax, Tristana, Draven Rumble. Diğer tarafta Gragas, V, Ahri, Lucian, Nami. Draven Rumble'ın Lucian, Nami'ye karşı neler yapacağını gerçekten merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Bir önceki seride KT'nin alt koridoru bayağı sıkıntı yaratmıştı. Rakip... Alt koridor ikilisine. Evet maçımız başladı. Bu arada rakip alt koridora sıkıntı yaratmış dedim KT alt koridoru. Ulan zaten karşısında Eymink ile Kellin vardı. O maçta da aynı ikili. O maçta da aynı şampiyonlar. Bu arada <laughs> ilk maçta Damwon'un yaptığını bu sefer Cenci tarafı yapıyor derken Tristan'a Kellin'in üzerine atladı. Yalnız Chovy burada biraz hasar yedi. Bu onun için çok iyi olmayabilir. Ama tabii ki neyi kazanmış oldular? Buradaki kırmızı güçlendirmeyi almış oldular. Ama Lucid gördüğünüz gibi rakip kuşlardan başladığı için aslında çok da büyük bir şey kaybetmiş olmuyorlar arkadaşlar. Şimdi biz belki değerlendirirken hep şöyle değerlendiriyoruz. Aa bir şey kaybettim ormancı. Hayır. Şimdi buradaki asıl olay Jax ne yapıyor bakın kuşlarına gitti. Kuşlarına gittiğinde ne oldu? Ee, mesela şimdi kayacılara gelecek oradan. Kayacılara geldiği zaman ne olacak? Cenci tarafı alt koridorda bir üstünlük sağlayabilirse eğer ki sağlamasını bekliyorlar normal şartlarda bir sıkıntı olmazsa. Sağladığı anda alt koridora bir kule altı ya da en azından bir baskın ihtimali. İlk maçta Damwon nasıl alt koridora baskın yapmıştı mesela kule altı yapmıştı. Onun gibi düşünebiliriz. Bakın burada Rumble güzel şekilde hasarını vurdu. Ve şimdi Jackson orada olduğunu biliyorlar. Bakın totem de atılmış. Yani aslında oyuncular her şeyin farkında. Lucian geliyor burada. ikinci seviye olmaya çalışıyor. Biraz da rakipten çaldı. Üçüncü seviye olamadı Kanyon fark ettiyseniz. Bunlar önemli detaylar. Bak adamı üçüncü seviye yapmadı. Jackson şu an Q yeteneği yok. Ama minyonlardan tecrübe puanı kazanıp tabii ki üçüncü seviye olacaktır. O da ayrı bir konu. Üçüncü seviye olamadı bu arada. Harbiden olamadı. Ve burada yine de kule altına geliyorlar. Aiming ikinci seviye oldu ama yetersiz. Gördüğünüz gibi aslında orada yaşanan farklı bir olay var derken. Orada V de oraya geliyor. Bakalım Jax'ı öldürebilecekler mi? Sıçrası yok orada Jax'ın. Kanyon düşmüyor. Lance Lucy'de bayağı vuruyor. Herkesin sıçrasını aldırlar resmen. Üçünün de sıçrası gitti gerçek anlamda. Orta koridora bir ışından gelir mi? O sırada bir sürü minyon kaybediyorlar. E yeteneğini kullandı V yan taraftan gelecek şimdi sıçrası yok ama onu hatırlatalım. Lehends buradan çıkabilecek mi derken Lehends de çıkıyor. Aaa Lucid yine yaptı yapacağını Lucid orada skoru çıkartmayı başarıyor ama şöyle söyleyelim. Gerçekten çok büyük kayıp. Çoğu o charm ne kanka? İşte haritayı bölmenin, rakip ormandan başlamanın aslında değeri rakibe Orman kampı olarak bir şey kaybettirmek de değil. Aslında tam olarak yapmak istedikleri bu. Şimdi kanyon geliyor, Minyon ve Eve'i tutmaya çalışıyor. Harika bir hamle. Sadece bakın 3-5 saniye kaybedip rakip alt koridoru inanılmaz sıkıntıya sokuyor. Zaten Lens geldi. Lens'e e devrediyor diyor resmen buradaki olayı. Harika oyun. Gerçekten harika oyun. Şu an Cenci tarafında yani oyunlar o kadar üst seviyede ki şu an mesela Cenci tarafı burada o kadar da abartmasa bak Kanyon şu sıçrayı attı ya atıyorum buradan sonra bak izleyelim V de geldi Minyon dalgası da var burada o sıkıntı Lucid'i gönderiyorlar sonra burada aiming atlayacaklar o da sıçrattı bitti tam Burada bitirebilseler efsane olacak ama Lance tapa doğru mu buluyor mesela? Burada Lance yine ölmüyor bu arada normalde. Ya ölmese bayağı okey aslında. Ya yani ölünce bile okey de ölmese daha da iyi diyebiliriz. Minyon sayısı farkı açılmış durumda. Lucy de şöyle bir ormana geldi kanyon. Orada bir çarp savaşı dönecektir. Çovi üstü e dönüyor. Mesela Zaraki dayı burada beni çağırır. Adam burada gel gel ama base atmam lazım. Benim de koridorum var hatta benim koridorum o konularda daha iyi. Ben orada base atmadım. Adam bir şekilde oradan kaçtı. Orta koridor olarak sıçtın yani. Öyle bir durum söz konusu. Ama anlatamazsın yani yapacak bir şey yok. Şimdi alt koridorda yine Rumble çalının içine girmiş. Rakibi dal, darlayabildiği kadar darlıyor yani. Yapabilecekleri gerçekten hiçbir şey yok o konuda. Evet Ejder'e burada kurtçuğun sesini duyunca zaten alt koridorda da kendi it ittirme gücü var. Rahatlıkla gördüğünüz gibi Ejder'e başlıyorlar. Maçta yalnız yine çok fazla skor yok. Yani burada kırmızı güçlendirmenin time'ını bildikleri için yine oraya giriyorlar. Gragas'tan iyi bir deneme. Yalnız burada ilk vuruşu da ilk vuruşu var. Fezraşı yok. Burada çok güzel bir şekilde Jayce'i öldürüyorlar ama sonrasında yaşanacak olanlar Damwon'un çok da hoşuna gitmeyecektir. Skor Lance'de kalıyor. Driven'da kalsa çok daha mutlu olurlardı. Ama günün sonunda burada Lucian Nami koridorunda Lucian hiçbir şey yapamıyor abi. Yani bitti koridor bitti. Ya tamam sen üst koridora baskın yapmış olabilirsin ama bu Gragas sana maçı kazandıracak şampiyon mu gerçekten? Hani Ha şöyle çaresiz kaldığı için Damwon bunları yapıyor. O da ayrı bir konu. Çünkü zaten rakip alt koridor ormana girmiş bile. Hani bu da bunu da anlayabiliyorum. Ama sıkıntı ya. Yani burada bir de zaten Keane ölmemiş olsa iyice oyun bitecek. Chovy'de farmını atıyor. Bu arada Ahri Tristan'a eşleşmesinde de Showmaker gayet iyi iş çıkartıyor yani. Öyle çok bu problem göremedim ben. Ama tabii ki oyun uzayınca Tristan'a saçma sapan bir şampiyona dönüşüyor. Bunu zaten Hepiniz biliyorsunuz. Tırpanını da çekmiş sana. Ya resmen şu an Chovy diyor ki ben orta koridorda scale olacağım. Yani güçleneceğim. Burada aslında baskın yediğinde anlamış ki dönüp yetenek atmasa ee, sanki buradan kaçabilirmiş gibi geldi bana. Hani Gragas üzerine koşarken sanki bir yetenek atmak için bir dönmüş gibi geldi bana. Lens'in de hasarı burada yani Draven'dan fazla hasar vuruyor resmen Rumble destek şampiyonuyla. Çok sıkıntı abi ya. Vallahi çok büyük sıkıntı. Peyiz o kadar güçlü ki şu an ve daha yüklerini almadı. Ve şöyle söyleyeyim şu an yüklerini büyük bir ihtimalle alacak gibi oynuyorlar. Yani Genji kontrollü, istediği zaman istediğini yapan bir takım olarak oynuyor şu an. Bu Peyiz yükleri alır. Yani gerçekten alır. Çok absürt bir şey yapmazsa Dammon tarafı V ile beraber falan. Ama bak geldi V ile beraber dediğim gibi ama çalıdan görüyorlar biliyorlar. Jax da buraya gelecek onu da hatırlatalım. Resmen beyitliyorlar şu an rakip takımı. Rumble'dan bir ulti kullanımı geldi. sıçrasını attı. Bitkinlik de geliyor orada. Canyon nasıl bir CC'yo? Nereden çıktın lan sen? Of 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 inanılmaz bir kitle kontrol geldi Canyon'dan ve Lehend kendini feda etti. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Direkt olarak 607 altın kazanmış bu arada Draven yükten. Şunu söyleyeceğim. Rumble resmen intihar komandoluğu yaptı. Önemsiz dedi ben öleyim dedi biz buradan skor çıkaralım bak Nami'nin sıçrası olmadığını biliyor. Skor lazım Jax burada hop sıçrasını attı bitkinliği de kendisi yedi her şeyi Rumble'a attılar sonra Jax'la beraber işi bitirdiler Oo çok güzel bir baskın. Kingen burada harika bir ulti attı ve Showmaker'a resmen pas attı diyebiliriz yani. Harika bir oyun geldi burada Kingen'den. 2-0 oldu Kingen. Yalnız burada Rumble skoru alabilir. Buraya kadar altını var. Rumble'a gitmesini istersiniz. Ben olsam isterim yani bir destek. Hani destek bir şampiyona gidecekse skor bence Rumble'a gitmesi hiç de fena olmayabilir. Aynen öyle Rumble'a da gidiyor. Bir ışından daha geliyor yan tarafa. Showmaker'dan ultisini kullandı. Bakalım orada... Oo, oh! Tristana da geldi ama Buradan Danvon tarafı sanki mutlu ayrıldı gibi geldi bana. Orada Showmaker 1-0-2'ye geldi. 2 skor V aldı. Yani tabii ki Showmaker'da skor kalsa daha iyi olurdu. O bir tarafa ama genel olarak çok da kötü olmadığını bence söyleyebiliriz. Ve burada Cenci bir artı olarak takımına ejderi alacak. Daha ejderi. Daha ejderi sağ takıma çok mu değerli? Yani neredeyse hiç de değerli değil. Ama hani sonuçta ufak stat her zaman fena değil. Yalnız yine bir önceki seriye nazaran yine çem çıktı. Yani bir önceki seride sürekli x çıkıyordu. Şimdi burada da ikinci çemteki görmüş olduk. Gragas yalnız olmuş. Onu da söyleyeyim yani. Çobi şimdi böyle bir şey yapıyor da işte Tristana'nın bozukluğu burada ortaya çıkıyor. Of 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 Kingen. Ne yapıyorsun Kingen? Çobi'yi burada çok fena outplay etti Kingen. Gragas mı taşıyacak siz dediğim. Adamın gameplay'e bakar mısınız? Alt koridora bir kule altı gelecek gibi duruyor. Bu arada Jambi Chen'i bitmiş. Rumble'dan harika bir ulti. Canyon içeriye giriyor. Bir otomatik saldırı atsa yeterli olacaktır. Canyon'un burada ölmesi çok da önemli değil gibi düşünüyorum. Lucian'a bırakıyor burada Kingen skoru. Bence Draven orada yine ufak tefek yüklerini aldı. Altını kazandı. Acayip üstün bir durumda şu an Draven. Evet burada bir de Gragas'a üste döndürmediler. Lucian üste döndü. O da gayet iyi. Ama Gragas her türlü wave clear atacaktır. Burada hani çok da problemli bir durumda değil açıkçası. Her türlü wave clear'ını atacak. Yalnız V arkalardan geliyor. Bu baskın Dammon'un sonu olabilir. Jax arka tarafta gördüler Lucid'i. Ah! Görmediler lan! Vallahi Lucid yakalandım diye ulti attı biliyor musunuz? Bak şaka yapmıyorum. Görmediler lan. Yani yanlış görmediyse en azından. İşte Tristana'nın yine W yeteneğinin OP'liği. Burada bu Tristana yeteneğini yani bu şekilde kullanabiliyorsanız Tristana'yı iyi oynuyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Az önce aynısını Gragas'a yaptı E yeteneğine. Şimdi Nami Bubble'ına yaptı. Bakın skoru tekrardan görelim yani sıçrayıp Q bak gidiyormuş gibi yapıp hani sıçra Q attım geri dönüyorum ama o da saçma bir mantık ki. Yani ben sıçra Q attım ama geri çıktım. Hani çok da mantıklı bir hareket değil. Chovy de dönüyor orada bir tane vurmak için. Q yeteneğinin hatırlar mısınız bilmiyorum. Gragas Q yeteneği eskiden. Q'yu attığınız gibi max hasar yani. Şimdi o varil doluyor doluyor patlıyor sonra en, en yüksek hasar vuruyor ya. O varil her Q attığında direkt maksimum hasara vuruyordu. Ve saldırı hızı kırıyordu arkadaşlar Gragas Q'su. Yani sezon 4, 5 o civarlar Gragas oyundaki en güçlü orta koridordu. Hatta şöyle söyleyeyim. Gragas'la birinci seviyede E yeteneğinizi açıyordunuz. Rakibin üzerine atlıyordunuz E yeteneğinizle. Çünkü E yeteneğinizin bekleme süresi tekrardan geldiği için genelde takası kazanan isim siz oluyordunuz. Garip gerçekten Gragas. Mesela Gragas'a karşı baron almak diye bir şey yoktu. Q ultiyi bir patlıyordu, patlatıyordu. 2K falan vuruyordu böyle. Ne olduğunu anlamıyordun. Gerçekten garip bir şampiyondu Gragas o zamanlar. Evet şimdi alamette bir mevzu çıkacak gibi duruyor ama Gragas yok. Hani Danvo'nun en güçlü üyesi yok aslında. Burada Rumble'ı yakaladılar. Rumble'a da bayağı hasar vurdular ama orada e, Lucid alameti çalmayı başarmış yine. Oğlum bu Lucid nasıl bir ça Nasıl bir adam lan bu? Kafayı yersin ya. Herif çarp kaçırmıyor oğlum. Harbi diyorum herif çarp kaçırmıyor. Hani sanki otomatik smite var herifte. Yemin ederim bak. Nasıl aldın ne oldu ben anlamadım bile nasıl aldığını. Of çok güzel çarm be var ya Showmaker vallahi efsane oynadı burayı bak orada çok ince bir detay var arkadaşlar Showmaker Q yeteneğini attı tamam mı attığında Chovy sola doğru dojladı sola doğru dojladığı anda da ne yaptı Diğer tarafa dojlayacağı yere de e, direkt olarak Q e, özür dilerim çarmını kullandı Kingen burada düşmüş olabilir diyecektim dönüş niyese düşmüştü yani Showmaker'dan kesinlikle ve kesinlikle güzel bir oyun. Ve bana sorarsanız oyun Damwon'un istediği gibi ilerliyor şu an. Nasıl ilerliyor söyleyeyim. Clone Fiesta. Her yerde savaş. Bakın ilk maçta çok az skorlu bir maç izledik. Ve Gen.G rotasyonlarıyla, Gen.G harita hakimiyetiyle inanılmaz büyük bir üstünlük sağlamıştı. Ama şu an Gen.G'ye baktığımız zaman bu olaydan çok uzak gözüküyor. İşte e, orta koridorda mesela Chovy... Normal bir insanmış gibi minyon kesmiş Dakkayız. Yes. Chovy normalde çok daha abüsötürünü yapıyor. Bu mesela bir eksi. Keen çok geri düştü. Alt koridorda çok üstünlük sağladılar ama Rumble haritanın başka yerlerinde başka şeyler denediği için bayağı sıkıntı. Yalnız hasara bakın. Oyunda bu zamana kadar asıl atılan hasar dak 16'ya kadar Lehend oyundaki en fazla hasar vuran ikinci oyuncu Gragas'la neredeyse aynı. Bak yine aynı şeyi yaptı Showmaker. Gördünüz mü? Bak Q'yu attı, dojladı Rumble, dojladığı yere çarma attı. Bak bu güzel bir taktik. Aklınızda bulunsun. Tabii ki abi sen bize böyle anlatıyorsun, sen yapıyor musun derseniz ben de yapmıyorum Ahri oynarken bunu. Ama gerçekten önemli, güzel bir detay diyebilirim. Genelde insanlar çünkü bir de Ahri ile genelde ultinizi attığınız gibi tüm yeteneklerinizi atmayın. Yani özellikle çarmınızı. Niye? Çünkü ilk ulti ile atıldığınızda rakip ilk bir doj hamlesini yapar sen rakibin içine kadar girebilirsin çoğu zaman ultinle. Eğer girebiliyorsan direkt içine girip Jax'la mesela üst koridorda yaptı ya Showmaker hatırlar mısın bilmiyorum tam şuralarda. Jax'ı öldürdüler yakalayıp. Orada yaptığı gibi rakibin içine girmeniz sizin için en doğru harekettir. Ya da mesela duvarın içerisindeyse adam. Mesela nerede? Şurada diyelim. Sen ultini duvara atıp bur açıdan attığın zaman tutma ihtimal çok daha yüksek diyebilirim. Bak şimdi İzle Showmaker'ın Q'sunu. Q'yu dojuyor. Hop çarmı Yani Q'yu E'yi farklı yerlere atıyor gibi bir durum söz konusu. Zaten orada Q'yu yese rakip dönüşünü falan yese direkt ölecek. Yalnız şu an Draven acayip güçlü. Draven kolektörünü falan da bitmiş. Ama işte benim yine en sevdiğim Koreligin'de bayıldığım olaylardan bir tanesi. Şu an Lucian'ın bulunduğu durum. Arkadaşlar alt koridorda ne çileler çekti bu adamlar. Ne sıkıntılar yaşadılar. Ve şu an farm'a baktığımızda. Şu an Draven'la eşit. Gerçekten bu adamları geriye düşürmek imkansıza yakın. Tamam evet çok fazla savaş oldu. Evet Genji biraz trolledi falan ama günün sonunda hani aiming'e bence bir artı vermemiz lazım. Burada aiming'in bitkinliği biraz problem. Tristan'a yatılma bak gördünüz mü çarma atmadı. Hala atmıyor. İçine kadar girecek öyle kullanacak. Ya da VQ'su geldiği zaman aynen öyle. Gayet güzel bir hani yeteneklerini bekleteceksin. Acele etmene gerek yok. Yalnız Gragas'tan benim nefret ettiğim eşya geldi. Yıldırım asası. Yani şu eşyayı görünce tüylerim diken diken oluyor. Çok nerf yedi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir senedir maç izliyorum. Bir sürü maç izliyorum. İlk defa alınıyor olabilir yıldırım asası. Nerfünden sonra. Nerflerden sonra. Onu da söylemiş olun. Sonra abi çok OP'di falan demeyin. Ya da şimdi yorumlara abi ben seviyorum ya yıldırım asasını diyenler olacaktır. Sevmeyin arkadaşlar o kadar fazla. Anladın mı? Şimdi Gragas biraz daha burst oynayayım mantığıyla yapıyor. Yani bana göre yine farklı eşyalar tercih edilebilir açıkçası. Ya sallıyorum gölge alev bile alsa daha iyi gibi geliyor bana en azından. İlk defa görüyoruz bu yani görüyorum bu yıldırım asası eşyasını. Ya şu an Ahri Gragas'ın ikisinin hasarı ortalığı böyle dağıtacak. Gerçekten yani baya baya hasarlar vuracaklar. Ve rakipte tank yok. Yani aslında Damwon'un ilk maçta yaşadığı problemin benzerini Cenci yaşayacak. Neden? Çünkü baktığınız zaman hani şey yok. Çalıya kafa atacak isim yok. Gragas'tan, Ahri'den, Nami'den, Vi'den ulti vesaire yiyen herkes ölüyor. Yani herhangi bir şekilde kurtulma ihtimali söz konusu bile değil. Bakalım burada nasıl bir çıkış yolu bulacak Cenci tarafı. Genji'yi de bu arada neredeyse ilk defa geriye düşmüş bir şekilde görüyoruz. Bakalım buradan nasıl kurtulacaklar ya da kurtulabilecekler mi? Onu da görmüş olacağız. Danmon'un da sıkıntılı, tehlikeli bir takım olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Meci mi alacak lan Showmaker? Vallahi aldı. Kanyon yan taraftan bir şeyler dönüyor da. Ay. İyi deneme ya. Ben mesela böyle ultileri hiçbir zaman hani şey yapmıyorum. Hani o şey değil. İyi deneme, mantığına bakıyorum genelde. Mantık bulabiliyorsam arkasında çok da kötü bulmuyorum. He, Ejder'e kısa süre olsa o zaman belki biraz yargılayabilirdim. Ama Ejder'e kadar ultisi gelecektir Gragas'ın. O da çok büyük bir dert olmayacak o yüzden. Ejder öncesi bir pick baktı yani. Bence çok kötü değil. Burada rakip ormanı da Danvon tarafı artık tırtıklamaya başladı. Şu mavi güçlendirmelerin alınış. Yani gerçekten o kadar zor ki bir orta koridor olarak tek başına almak imkansız gibi bir şey resmen. Dipnot lucid yani V acayip iyi bir durumda. Karabaltasını da bitti. 2 eşya. Şu an Jax ikinci eşyasına çok uzak. Ormanda gerçekten iyi bir fark var yani. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi Chovy ikinci eşyasını bitirmiş. E, aldığı eşyayı da çok fazla görmüyorum bu arada. Eşyanın adını bile unuttum yemin ediyorum. Adı bile aklımda değil. O derece yani. Aha Lucian'dan güzel bir ulti. Kanyon'a bayağı hasar vurdu bu arada. V sanki ultisini kullansa ama bu sefer saçına Q atıp içeriye kaçacaktı. O da öyle bir durum. Chovy burada grompu falan almış. Şu an Showmaker birebir de Chovy'yi öldüremez. Kalkan yay değil mi lan? Aynen kalkan yay. Şu eşya anladı. Şimdi 2 saattir eşya düşünüyorum. Ya yani hasar yetmez Showmaker'ın. Yoksa hani takım savaşında falan bambaşka hasarlar çıkartır ama gerçekten şey konusunda sıkıntı. Ya şimdi bu ejderleri biriktiriyor Dammon tarafı. Bakalım neler olacak gerçekten. Of. Var ya ama o lens kaçamaz oradan. Ya yani şu an Ahri'nin herhangi bir yetenek tutturmasına gerek yok. Ahri dümdüz içeriye girdiği anda beklenilenden çok daha fazla şeyler yapıyor. Aynı şekilde Lucian'da bakın sürekli koridorları ittiriyorlar. Yani şu an Draven hiçbir şey yapamıyor oyunda yapamazlar. Yani oyun öyle bir hale geldi. Cenci'nin yaptığı hamleler sonrası özellikle üst koridordaki olaylardan yaşananlardan sonra bayağı problem oldu açıkçası. Nasıl bir çözüm yolu bulacaklar hiç bilmiyorum. Showmaker şu an aldı götürüyor. Kingen'in erken oyundaki üstünlüklerinden sonra Showmaker bu kadar kastığı anda çok sıkıntılı bir olay oldu. Rabadon'a giderse ahri yani Rabadon'da bittiği anda neler olacak çok merak ediyorum açıkçası. Ya şimdi Tristana'yı da oyuna dahil edemediler hiç. Ya genelde Tristana'lı kompozisyonlar bence yani orta koridor Tristana'nın bir de nişancı olan kompozisyonlarda bence genelde şey daha iyi. Yani üst koridor tank, işte or işte desteğe de bir tankımsı bir şampiyon falan çok iyi gibi geliyor bana. Yani bu mantık biraz şeye kalıyor. Yani skill dojlama, işte yetenek seti çok iyi olması gerekiyor falan. Çünkü şu an mesela atıyorum Draven, Tristana vesaire, Gragas'tan ahriden yetenek falan yediği anda yani kurtulma şansı yok ki. Hani öyle bir şey yok ha. Oyun çok uzadığı zaman işte Chovy'ye bir tane ne gelecek? QSS gelebilir. Bir tane işte sallıyorum Malmortius gerçi kalkan yayı var ama yani demek istediğim bu tarz eşyalar geldiği zaman farklılık gösterebilir. Ya da Tristan'a menzil olarak çok absürt bir noktaya gelebilir. Yalnız orada Nami yakalandı ama Nami oradan çıkmayı başarıyor. Bir ışından geldi. Jayce içeri girdiği gibi tek giyebilir derken Lucid tekliyor ve Peiz alıyor onu. Peiz aldı arkadaşlar. İnanılmaz fazla altın aldı bu arada Peiz büyük bir ihtimalle. Burada Damwon bunu yaparak biraz sıkıntıya soktu durumu diyebiliriz. Bir diğer konuya gelelim. Showmaker'ın Mejai'si ve arkadaşlar. Aha. Biliyorlar, biliyorlar, biliyorlar. Oyu sıçısını aldılar. Neyse şundan bahsedelim hemen. Ee, burada e, Showmaker meje yüklerini biriktirirse ki biriktirdi. Rabadon'u da bittiği anda çok saçma bir hasara ulaşacak arkadaşlar. Acayip saçma bir hasara ulaşacak. O yüzden sanki Dammon'un onu beklemesi daha iyiymiş gibi geliyor bana. Çünkü yükleri gayet iyi bir konumda. Tek olması gereken ee, şu an Rabadon'un bitmesi. Aha bir şey olmuş kaçırdık. Chovy'nin yakalanışını kaçırdık. Hemen YouTube'a geçtim açtım. Chovy burada yakalanıyor. Işınlan'la gelmiş bir de buraya. V ile beraber Ahri'yi yakalıyor ve e, burada Chovy'yi öldürmeyi başarıyorlar. QSS gelmiş söylediğim gibi bu arada. Evet Chovy yok. Chovy'nin Işınlan'ı da yok. Asıl problem aslında burada. Lucid'in smite'ına güveniyordur bence Damwon tarafı. Adam kaç maçtır inanılmaz güzel smite'lar atıyor. Showmaker ultiyle sanki Lehense öldürebilirdi gibi geldi bana. Biraz geç attı ultiyi. Sanırım Baron'un canının inmesini bekledi biraz. Burada çıkmak istiyor Damwon tarafı. Herhangi bir riske atmadan ejder almaları daha mantıklı olur gibi. Ya yani %50'liğe girmeleri mantıklı mıydı? Yani pek emin değilim açıkçası. Bu arada Rabadon almadı. Zonya aldı çoğu şey Showmaker. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Yani şimdi bu mantıkta şöyle bir mantık. Şimdi Rabodon aldığında inanılmaz güce kavuşuyorsun. Mejain varken. Zonya aldığında şöyle bir mantığın oluyor. Benim zaten Rabodon'dan alacağım yetenek gücünü ben Mejai'den aldım. Zonya alayım. Hani Zonya'm olsun. Anladım Hani ölmeyeyim. O yükler kalsın. Ve Zonya sonuçta takım savaşlarında güçlü bir eşya. E bir de rakipte iki tane nişancı var. Hatta tamamen fiziksel hasar neredeyse rakip. Sadece Rumble var. Hani bu mantıkla baktığımızda da hani Zonya'nın statları falan çok iyi. Bak iki farklı mantık. Sen hangisini seçersen o senin tercihin. Yani aslında maça göre durumsal eşya dizilimleri Kingen yani. Kingen fena taşıyor abi. Bambaşka şeyler yapıyor adam. Gerçekten bambaşka şeyler yapıyor. Ve burada takımına baronu kazandırdı. Çovi'yi de pazara gönderdi. Onu da söyleyelim. Orta koridor kulesi duruyor hala. Bu orta koridor kulesini Cenci tarafı artık alacaktır. Herhangi bir rakibin yapabileceği bir şey yok. Baron aldıysan bir şeyleri de vereceksin. Chovy de hemen karşı jungle'a tırtıklıyor bak. Görüyor musun? Adamlar hiç boş durmuyor. Lucian çok güçlü. Draven eğer vurabilirse, eğer vurabilirse çok güçlü. Ben vurabileceğini hiç sanmıyorum gerçekten yani. Vurursa kime vuracak? V'ye falan vuracak. Çünkü Ahri üzerine atladığında ona dönüp vurması çok riskli. Onun dışında Nami hiçbir zaman menzile girmiyor. Lucian Draven'ın üzerine atlayıp hiçbir zaman otomatik saldırı doğru düzgün vurmayacak. Çok absürt bir durum olmadığı sürece. Ne olacak? Draven'a ile hasar vuracak mesela Lucian. O menzili koruyacak. Showmaker aynı şekilde içeri girdiği zaman zaten zonyası var. Kingen bir şekilde içeri girdiyse zaten or ortalık karışacak. En kötü ultisini falan kullanacak. Yani Draven'ın gerçekten hasar vurması çok zor. Burada Chovy'den bir ulti geldi. Minyon dalgasını da temizliyorlar. Olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyor. Dammon tarafı da özür dilerim Cenci tarafı da. Of 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 of. Kanyon da çok iyi girdi ama Showmaker yandan güzel bir charm attı. Chovy nasıl düşmüyorsun be kardeşim orada? Nasıl düşmüyorsun yani? Vallahi Chovy iyi yaşadı orada. Kalkan yaydan gelen kalkan QSS müesses derken orada yaşamayı başarıyor. Bir dakika. Burada Showmaker makbere gidiyor. Makber çiçeği alacak. Rabadonsuz eşya dizilimi. Bu biraz sıkıntı olabilir. Mejeyi evet çok yüksek yükü var. Ama e, mejeyi alam hani mejeyi durduğu için Rabadon alamayacak. Ama Rabadon çok pahalı sonuçta. Hani Rabadon altına kadar mejeyi tutup baktı mejeyi ufacık gitti. Mejeyi satıp tık Rabadon'a geçebilir. Aslında bu da güzel bir durum. Stat olarak şey olarak çok iyi bir eşya dizilimi yapmış olacak. Bu mantıkla Showmaker büyü direncini kıracak. Zonyası var, ufuk getireni var, mejeisi var, hareket hızı kazanıyor falan filan derken her şeye sahip olacak neredeyse. Showmaker buradaki bu durumla. Ama tabii Rabadon olsa tadından yenmez. Orası ayrı konu. Aha. Şimdi Chovy'nin klensi yok. Özür dilerim yani şey QSS'i yok. Direkt olarak V ile beraber burada öldürmeyi başarıyorlar. İşte V Ahri'nin ne kadar güçlü bir şampiyon olduğunu kendiniz de burada görüyorsunuz. Zonya'yı basacak hayatına devam edecek. İşte Zonya'nın artıları diyebiliriz. İkinci kuleyi almayı başardılar. Devam edeceklerdir. Showmaker'ın çok az canı var ama en arkalardan sadece böyle pozisyon bekleyecek ve burada zaten Hatta orta koridora gidebilirdi belki ama oyunu bitirmek isteyebilir Dalmon tarafı. Sanırım onu istiyorlar. Bir deş geldi Lucian'dan ama istediği sonucu elde edemedi. Orta koridordan gelmesi lazım. Ya Showmaker'ın canı falan azken keşke onu yapsaydı. Showmaker'ın ultisini bekliyorlar büyük ihtimal. Ulti bastığı anda bir şeyler olacak. Lucian bayağı hasar yedi orada. Çok güzel bir charm geliyor ama manası yeterli değil Showmaker'ın ve buradan çıkıyorlar. Buranın kazananı tabii ki Damwon. Diğer koridorlardan da bence Showmaker canı asken orta koridora gitse bence orta koridor yeni bir türünde alırlardı. Ama maç bitirme tribine girdiği için Damwon yeterli sonuca ulaşamadı. Lucid'e bakalım burada. Bakın direkt ultiyi sıçra ulti atıyor. Niye? Çünkü W'sunu kullanamasın diye. Hani sıçrası var, W'su var çok uzaklara gitmeyeyim diye hemen kitle kontrolü yesin. Ahri de yetişsin diye hızlı bir şekilde kullanıyor. Bu detay önemli. Aklınızda bulunsun. Bunun aynısı kimle yapılıyor? Nautilus'la da yapılıyor. Nautilus'la da sıçratı ulti atıyorsun. Yani ulti sıçra falan yapıyorsun. Farklılıklar gösterebiliyor. V'den bir Anduin gelmiş kesinlikle. 10 numara eşya. Rakipteki iki nişancı da kritik hasar vuruyor. Showmaker mesela burada direkt ultisini kullansa, Lehend'si öldürseydi iyi olmaz mıydı diye düşünmüyor değilim. Yalnız burada Lehensi yakalandı, sıçrasını almayı başardılar. Oy çok güzel Zonya geldi Lehend be. Oha! Aiming'e yarıcan vurdu lan Draven. Yuh. O neydi? <laughs> Pace ultinin sadece gidişiyle yanlış görmediysem yarıcan vurdu ya da gidiş geliş miydi o? Tam hatırlamıyorum ya. Yani. Tam gözümde canlanmadı şu an. Of. Herkes birbirine çok vuruyor. Herkes birbirine çok fazla vuruyor. Herkes birbirine tek atıyor. Bakalım asıl teki kim atacak? Burada Showmaker e, ateşle oynuyor. Keen orada çok güzel girdi Showmaker. İnanılmaz hasar vurdu oraya. Devamı gelecektir buranın. Devamı gelecektir. V ultisi duruyor hala. Onu hatırlatalım. V ultisiyle beraber oynayacaklar. Aynen öyle de oluyor. Showmaker sıçra atacak gerekirse ona. Ve Paisy burada rahatlıkla öldürmeyi başarıyorlar. Hatta ona da devam edecekler. Bitkinlikte de geldi. Ve burada Dammon tarafı gerçekten de seriyi bir bire getiriyor. Ve Genji Dammon'u seçtiği için pişman olur mu bilmiyorum. Gerçekten pişman olma ihtimali var. Dammon'un ee, rakibi pişmanlığa uğratma ihtimali söz konusu burada. Ve Chovy, ah Chovy orada can çaldığı için düşmüyor. Ama hiç önemli değil Damwon için. Burada harika bir oyunla Dammon tarafı skoru birbire getiriyor. Pays de içeceğinden bir yudum aldı. Olan acaba nerede hata yaptık dercesine. Chovy burada yalnız oyunu tutacak mı lan? Yok o kadar da değil. Burada oyun bitiyor. Bir bire geldi. Showmaker'dan inanılmaz performans. Seri Bengra doğru gidiyor. Geçtik 3. maça. Evet 3. maçla karşınızdayız arkadaşlar. Genji mavi tarafı seçti. Şu ana kadar mavi taraf kazanan taraf oldu. O yüzden Genji yine mavi tarafı seçti ilk maçta olduğu gibi. Şimdi bu taraf seçimi nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Arkadaşlar taraf seçimleri seedinize bakıyor. Yani Genji normal sezonda Damwon'dan daha yüksek tarafta olduğu için Genji'nin seçim hakkı doğuyor. Şimdi bunu yerine Damwon yenerse t karşı t mı seçecek? Hayır Damwon seçecek. Neden Damwon seçecek saydı? Yani tarafı Genji normal sezonda t daha yüksekte olduğu için. Damwon da Genji'yi yendiği için Damwon Genji'nin seedini elde etmiş oluyor. Yani normalde öyle bilmiyorum burada bir değişiklik oluyor mu ama aklınızda bulunsun. Real Rexey Lee'sin yasaklamaları gelmiş. hep ormancı olarak düşünüyorum ama Vivis Corridor. iki tane ormancı yasaklamaları. Nautilus, Senna Bakalım bir de Kalista tercihi geldi. Burada şimdi neler açık? V az önce Damwon'un çok öncelik verdiği bir şampiyondu. Sejuani az önce Damwon'un mavi tarafta yasakladığı bir şampiyondu. O açık. Varus açık. Lucian yine açık. Bence aimingle Kellin iyi bir performans sergiledi. Bakalım neyi tercih edecekler burada? Bence Cenci tarafı Çoviyet sonradan tercih yaptırma olayını bir kenara bırakıp OP ne varsa o an neyi uygun görüyorlarsa onu almaları lazım. V'yi direkt olarak aldılar az önce iyi bir sonuç aldılar. Lucid de gayet iyi oynadı. Bakalım Lucian mı alacaklar buradan yoksa direkt Ahri mi mesela yine derken Zeri'yi gösteriyorlar. Hatırlatırım KT serisinde Aiming'in Zeri'sini yasaklıyorlardı ilk 3 tercihten. Burada Lucian değil Zeri tercihi geldi. Şimdi buradaki Zeri tercihinin en güzel yönünü söyleyeyim size Lucian'dansa. Bence Lucian almamalarının bir sebebi de bu. Lucian alınsaydı eğer 3. tercihten Nami ya da Milio gelecekti. Genelde Nami. Zeri aldıkları için orta koridor tercihi yapabilecekler 3. tercihten. Yani sallıyorum şu an Ahri alabilirler. isterlerse. Ahri alıp ikinci seçime saklamada da istedikleri şampiyonu banlayabilirler. Ama tabii ki burada yine destek tarafına da gidilebilir. O artık oyuncuların, takımın, koçun falan tercihi ama elini elini esnetmiş oluyor. Elini biraz bollaştırmış, genişletmiş oluyor ve bahsettiğim olay sanırım geliyor. Çünkü az önce Viğari biliyorsunuz ki çok iyi iş yapmıştı ve burada da tercih edilecek aynen de öyle oluyor. Şimdi Zeri'nin yanına Rakan alırsın olur. Yumi oynarsın olur ki oynadılar. Yani Lulu alırsın atıyorum. Lulu burada Rumble desteğe karşı çok kötü bir tercih. Orası ayrı konu da. Bulunur abi yani destek şampiyonu bulursun bir şekilde. Bakalım Ahriye karşı ne yasaklayacaklar? Azir geldi. Chovy'nin Azir'i bayağı iyi performans sergilemişti. Tristana'yı bu sefer yasaklaması gerekiyor bence Dammon'un. Ya da bir üst koridor tank şampiyonu yasaklaması lazım. Neden? Sanki benim düşüncem rakip yine Tristan alacak ama bu sefer üst koridora bir Kısante gibi bir tercihle beraber Tristan alacaklar. Yani bu da demek oluyor ki o az önceki maçta söylediğim iki tank taşıyıcılar şeklinde bir dizilime gidebilirler. Rakan yasaklaması geldi. Rakan bence iyi bir yasaklama burada. Tristan'ı yasakladılar bu arada. Dediğim gibi çünkü rakip Kör bir üst koridor seçecek. Kör üst koridor seçeceği için Kısante'ye işte herhangi bir tanka falan gidebilir. Gragas tanka gidebilir. Bu da sıkıntı üretiyordu. Tristana'yı dediğim gibi yasaklamış oldular. Gerçekten bence güzel bir yasaklama. Mesela bak şunun tribine girmediler. Lan az önce Tristan'a bir bok yapamadı. Az önce kompozisyonları Tristan'a uygun değildi. Aslında asıl olay bu. Lulu ne kadar koridorda kötü olsa da Rumble'a karşı Lulu'yu yasakladılar burada. Aslında ben buna baya As şaşırdım yani gerçekten şaşırdım Burada Bard'ı gösteriyorlar ee, Sonradan Karma'ya döndü Milio tercihi mi geliyor Milio tercihi geldi Şimdi Sejuani Varus ultilerine karşı Milio'nun ultisi olacak Ve böylelikle Zeri arındırsız oynayabilir belki oyunu Bakalım gerçekten arındır almayacak mı ve burada Chovy sanırım Korki'yi gösteriyor. Şimdi Dammon ilk maçta Korki yasaklamıştı ve burada Corki alıyorlar. Şimdi buradaki Korki mantığı da bence üst koridora bir kısante gibi bir tercih gelecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle söylediğimiz cidden her şey çıktı. Şöyle göstereyim canlı diye de. Sonra bak şurada canlı yazıyor sonra tribe girmeyin abi abi diye bunları göstermemiz gerekiyor. Neyse. E şimdi olay şu. Xante'ye karşı ne alırlar burada? Aatrox tarzı belki bir şey gelebilir. Udyr yine iyi tercihlerden. Şimdi şundan bahsediyordum, kafam orada kaldı. Neden Korki? Ahri'ye karşı aslında Corki o kadar da iyi bir şampiyon değil. Neden Corki? Hemen açıklayalım. Tristana istiyorlardı, Azir istiyorlardı. Bu iki şampiyonun en büyük özelliği ne? Hyper carry. Oyunun geç aşamasında taşıyıcı, tankları daha kolay öldürebilen, sürekli hasar vuran şampiyonlar. Şimdi burada Korki de aslında Tristan'a kadar olmasa da belki Azir kadar olmasa da sürekli hasar verebilen bir şampiyon. Ve oyunun geç aşamasında canavara dönüşüyor. Bu yüzden Korki burada tercih ediliyor. Çünkü mantıken iki tane iyi bir tankları var. Rumble'ları var. Ortalığı dağıtabilen vesaire. Korki burada iyi bir tercih. Dipnot dürtme içinde iyi. Varus dürtme mi oynayacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle öyle oynayacaktır. Rumble'ın dürtmesi var kısmen. Varus'un var. Korki'nin var. Bunları hesaba katınca fena bir kompozisyon ortaya çıkmıyor. Ama diğer tarafta da savaş başlatmak istediğinde savaş başlatabilen bir Dammon var. Bunu unutmayalım V ultisiyle beraber. Evet maçımız başladı. Bu arada tekrardan söyleyelim. Aiming'in zerisi tehlikeli. Harbiden herif iyi oynuyor. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Korki ne kadar böyle övsem de aslında dezavantajlı yönleri de var. Dezavantajlı yönlerine işte V ile beraber skor potansiyelleri çok fazla Ahri'nin Korki'ye karşı. Burada büyük bir ihtimalle Corki ilk eşya olarak e, Sihir Içen alacaktır. E, sihir Içen alması muhtemel. Çünkü Ahri'ye karşı ölmek istemeyecektir. Üst koridorda Udyr eşleşmesini zaten defalarca kez sizlere öğrettim, söyledim, anlattım. En büyük mantığı Udyr Kısante'nin Udyr'ın alacağı plakalar. Yani sanmayın ki Udyr Kısante'yi 5 kere birebir de kesecek. 7 kere base'e gönderecek falan. Öyle şeyler çok düşünmeyin ha. Base'e gönderme olayı yaşanabilir evet. Ama günün sonunda asıl amaç plakaları almak, altın e, seviyesi olarak öne geçmek vesaire diyebiliriz. Bu arada milyonun galibiyet oranı da bayağı düşükmüş bu arada. %39. Çok çok düşük. 40 40'dı hadi. %40 düşük oran yani. Evet, Genji bir önceki Damon serisinde yaşanan olayın aynısını yapıyor. Ne yaptı? Canyon rakip ormana girdi gördüğünüz gibi. Kendi ormanına döndükten sonra. Şimdi burada da V yani Lucid karşı ormana gidecek. Burada tabii ki K'sante ve Korki'nin ne yapacağı önemli ama bir artı yön olarak ne diyoruz biz böyle durumlarda? Az önce de yaşandı bu maç. Bu durum alt koridora kule alt. Yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Şu an yapamıyor olarak gözüküyor. Yani bizim gördüğümüz o. Burada kurtları da almış Lucid karşı mavi güçlendirmeyi de aldığını görüyorsunuz. Şu an aslında taraflar çok da bir şey kaybetmedi. Bana sorarsanız Dammon oyunun uzamasından çok da çekineceğini söyleyemem. Evet rakibin geç oyunda kompozisyonu iyi mi? İyi ama zeril varken bir takımda hani oyunun uzamasından çekineceğini hiç sanmıyorum ben. E şimdi Sejani'yi gördüler bu arada üst koridora doğru ilerlediğini. Yan giriyor ama Lucid'in umurunda değil kurtları dönmeye devam ediyor. Yalnız burada kurtlarda yakalanırsa Lucid biraz problem olabilir. Ama tabii ki Sejani sürekli gördüğü için çok da dert değil. Gördüğü gibi kanyon hemen alt koridor yan gidiyor. Hani iki yan verdi ama karşılığında rakip ormandan kurtları bir fazla aldı. Çünkü kendisi kendi kurtlarını almıştı. Bakalım bunun sonucunda ne olacak? E, oradaki yan alabilecek mi Sejani derken büyük ihtimal alacaktır. Yani taraflar minyon sayısında eşit olmuş oldu. Lucid üst koridora doğru ilerliyor. Çünkü kayacıları çıkacak. Şu an Lucid tempoda bir tık önde. Yani kamp sayısı olarak daha hızlı dönüyor. Onu hatırlatalım. Şimdi kurtları çıkacak mesela. Kurtlarına mı gidecek onu bilmiyoruz ama kurtları çıkacak. Onu hatırlatmış olalım. Şimdi kuşları aldı. Kurtçuğa doğru ilerliyor. Sejuan de alt koridorda ejdere başladı gördüğünüz gibi. Lucid de burada kurtçukları alacak. Yani klasik trade. Alt koridorda Rumble Varus'un biraz üstünlüğü olduğu için alt koridoru cenci tarafı ittirmiş ve buradaki Ejder'i almış oluyorlar. Çok dert mi? Sanmıyorum. Çok da umurunda olduğunu Damwon tarafının. Şu an oyunun bir şekilde uzaması onların en büyük şeyi. Yani bu oyun biraz yavaş geçecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, burada Sejuani'nin oyunun ilerleyen aşamalarında ne kadar tank olacağı biraz farklılık gösterecektir. Yani ne kadar tank olursa o kadar sinir bozucu bir şampiyon oluyor. Sejuani'nin biliyorsunuz tanklığı... Absürt bir şey. Yalnız burada Zerif keşke şurada Gromp'a falan Baksaydı. Çünkü Ejder Kurçuk takasının devamında Gromp'u alan bir Sejuani oldu. Ama V rakibin ormanına girmedi. Onu da hatırlatmış olalım. Burada Gromp'u Sejuani tırtıklamış oldu. Dipnot normalde v de rakip ormana girerdi. Ama Udyr'ın canı çok az orada. Üste dönmemişti rakip ışınlanı atıp gelmişti. O yüzden orada istediği hamleyi yapamamış oldu. Aslında biraz beklese Kingen üste dönüp geldiğinde istediğini yapabilirdi gibi geliyor bana. Evet Sejuani şimdi üst koridor ormanına dönüyor. Ya şimdi ben şunu soruyorum. Mesela merak da ediyorum açıkçası sormaktan öte. Şimdi Rumble tamam destek oluyor. Güzel de oluyor bu arada oynandığında. Ama Genji'nin bu şampiyonu kullanımı konusunda biraz problemler var bence. Neden? Çünkü arkadaşlar hani Herhangi bir şekilde bir üstünlüğünü göremedik koridorda. İlk maçta da çok büyük bir üstünlüğü. Yani gerçi ilk maçta yani ilk Rumble oynanan maçta alt koridora çok kule altı yaptılar o ayrı konu da. Yani Rumble eşit koridorda geziyor. E şimdi oyunun geç aşamasında destek olarak Rumble'ı mı istersin? Milio'yu mu? Yani Rumble çok fed olur öne geçersin eyvallah. Kesinlikle çok iyi. Bunu defalarca kez gördük. Ama sanki burada hani Miliyo tarafı çok daha mutlu gibi duruyor. Yani mutlu olmalı ya da öyle söyleyeyim. Bu arada 5. seviye rakip alt koridor Sejuani 6. E, bu önemli bir detaydı ama totem olduğu için maalesef kanyon gözüküyor. Aslında çok güzel bir zamanda baskın attı. Milio'da 6. seviye olmadan e, baskın arındırı olmayan bir zeri. Hani direkt olarak skor potansiyeli vardı orada ama Sejuani'yi gördüler. Şimdi rakip e, alt koridorun çalısına girdi Sejuani. Bu arada üst koridorda da Keen minyon sayısı olarak gayet iyi iş çıkartmış. O alt koridora mevzu çıkacak sanırım. Evet sıçrasını burada Kellin kaybediyor. Çok önemli mi? Yani baskından kurtulmaları daha önemli. Çovi yakalamışlar burada. Çovi işte bahsettiğimiz o olay arkadaşlar. V Ahri o kadar güçlü bir şampiyon ki sıçranızı da atsanız W'nuzu kullansanız sıçra bile atmadan rakip ikili sizi öldürmeye yani öldürmeyi başarabiliyor. Acayip bir üstünlük burada Showmaker'la Lucid'den. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanyon'la Çovi ikili olarak şu an oynayamıyor. Yani bence işte belli dönemlerde garip bir şekilde Çovi bu tribe giriyor. Yani buna nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama yani abi mesela Ahri bu kadar OP iken bu arada Lance bu skoru aldı ama hani çok, çok 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 da önemli değil. Yani tabii ki önemli ama sıçrası tutuşturu her şey gitti üst koridorda bir 1v1 var. Kingen bazı şeylerin farkındadır diye düşünüyorum. Kule altı gelecek yoksa minyon dalgasını biraz ittirmesi gerekiyor gibi. Evet Sejuani yan taraftan geldi. Kingen'e şimdi bir kule altı göreceğiz. Burada ölürse baya büyük problem. Lehend'sin bu yaptıkları çok iyi ama tabii ki Lucid de hemen alt koridora doğru ilerliyor. Burada Peyze e bir kule altı gelebilir. Şimdi şundan bahsedeceğim. Bak Ahrivi bu kadar güçlü. Çovi sen belki de dünyada en iyi Ahrilerdensin. Niye kardeşim bu adamlar alıyor Ahrivi'yi sürekli? Yani al Ahri'yi mesela. Bak adam kör şekilde Ahri'yi alıyor mesela. Sen de al abi. Anladın mı? Bana yani mantıksız gelen taraf bu. Çovi bunu hep yapıyor. Vallahi yapıyor. Yani bu yüzden de bence uluslararası seviyede başarılı olamıyor. Buraları bir şekilde yetenekle bilmem neyle hallediyorlar da. Ya yani mesela Ahri, ço Ahri Korki eşleşmesi bana çok garip gelen bir eşleşme. Ciddi söylüyorum bak. Yani tamam dediğim gibi farmda geri düşmüyorsun. Eyvallah. Ama böyle bir kill pirajır var. Senin oyunda hiç kill pirajırın olmuyor. Öyle düşün. Burada bu arada Showmaker'ın sıçra atmaması çok büyük bir hareket. Sıçra atsa Lehent sıçra atıp skoru alacak. Kendisi sıçrasını kullanmıyor ki. Hani sıçram olsun mantığı. Sonuçta rakip destekle sıçraları takaslamak ve sonunda ölmek iyi bir şey değil. Ha ölmesen okey. Bir nebze anlarım. Ama öldüğün için çok da mantıklı olmuyor. Lens burada sıçasını aslında bekletirken onu da düşünmüş. Kırmızıya atsa sıçasını rakip oyuncu. Direkt sıçasını atıp tamamlayacaktı skoru. Lehends'i yakalarlarsa direkt öldürürler bu arada. Yok istediği sonuca ulaşamadı burada Showmaker. Şimdi burada Korki'nin paketi biterse eğer Ejder öncesi bir anda Damwon tarafının daha güçlü olduğunu görebiliriz buradaki sonuçtan. Onu da hatırlatmış olalım. Çovi şimdi paketini kullanıyor gördüğünüz gibi. Ve bir anda Dammon tarafı burada üstünlük sağlayabilir. Çünkü bir şekilde Chovy'yi yakalarlarsa ya da Lance'i Viahri ahri ile bir anda rakibi öldürebilirler. Oo, Çovi'den güzel hasar geldi burada. Aiming koridoru ittiriyor. Çok da o tarz durumlarda şey yok. Showmaker orta koridora ışınlan atacaktır. Aynen öyle de yapıyor. Merkür'ün adımlarını bitti. Bu arada Xante'den de bir MR Sunfire eşyası gelmiş. Evet şimdi burada mevzu çıkacak gibi duruyor. Lucid içeri girdiği gibi tek giyebilir. Evet burada Xante ışınlığını kullandığı için direkt olarak bırakıyorlar bak. Karar verildi. Hemen bırakıyorlar. Chovy şimdi üst koridora çıkabilir ee, diye düşünüyorum ben. E, Keane de çünkü orta koridora bakabilir. Yoksa çok fazla plaka kaybedebilirler üst koridordan. Aynen Chovy ışınlığını attı. Bu klasik yapılan bir şey. Hani çokça gördüğümüz Keane de şimdi 1 milyon dalgası orta koridoru ittirecek. Bu da dediğim gibi hani yapılan bir durum. Ee, Cenci adına iyi bir hamle. Burada bir de daha ejderi yine, yine, bu arada Çem tek direkt Olaya bakar mısınız? 3 maçta da aynı. Neyse bu maçta daha ejderini almaları ruh olmasa bile kesinlikle iyi. Çünkü 2 tane çok iyi tankları var. Ee, onların kazanacağı ufacık bir yüzdelik zırh büyü direnci kesinlikle fayda sağlayacaktır oyunun geç aşamasında. Bence Udyr'dan istediğini tam alamadı Dammon şu an. Ben onu hissediyorum. Yani Tabii ki iki plakadan daha fazla ne alacak? Orası ayrı konu. Bir de bir yerde öldü ya. O da yaşanmasaydı çok daha iyi olurdu Dammon adına ama bu bile yani çok kötü değil. Onu söyleyelim. Lehend yalnız burada Emingi yakalıyor. Bayağı vuruyor ya. Rumble destek. Gerçekten yani birinin yakaladığı anda çok dikkatli oynamanız lazım. Çünkü yakalandığınız anda tek giyip ölüyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. Evet oyun yine biraz duruldu. Oyunun durulması gayet normal bu arada. Dediğim gibi Dammon oyunun soğumasını istiyordur. Kesinlikle istiyordur yani. Ee, ve pik bakmaları lazım. V Ahri ile birini yakaladıkları anda öldürme potansiyelleri çok yüksek. Bunun etrafında oynamaları gerekiyor. Ahri yokken mesela savaşmaları falan sıkıntı. Ve de dediğim gibi aiming gibi bir zeriye sahipler. Bu da oyunun geç aşamasında onlara çok büyük bir güç kazandıracaktır. Burada mevzu patlayacak gibi duruyor. Kısante yan taraftan geliyor. Udyr Kısante'yi yakalamış. Alamet aldılar orada. Hemen iki tarafta dağıldı. Burada ışından gitti mi herhangi birilerinden? On da gitmemiş. Damwon tarafı gayet mutludur bu sonuçtan. Hemen zeri üst koridora göndermişler. Bak rotasyonlar ne kadar güzel. Ahri alt koridordan orta koridora geldiği için alamet alındı. Alamet alındığı için Eymink Kemen o sırada üst koridora gitti. Ahri de bu sırada Udyr da ne yaptı? Bu süreç olurken base atıp alt koridordaki milyon dalgasına koşuyor. Yani bunlar gerçekten çok çok iyi hamleler. Onu da söylemiş olalım. Yani rotasyon olarak işte oyun bilgisi olarak bu tarz şeyler çok çok değerli oluyor arkadaşlar. Bu arada Korki'nin hala doğru gün eşyası bitmiş durumda değil. Mana vereni bitse de sonuçta yüklerini bitirmemiş durumda. Bu arada Chovy desteği nasıl koruyor gördünüz. Onu da bitirmemiş durumda. Çizme bitmemiş durumda. Hani Chovy'nin bir tık daha zamana ihtiyacı var. Ama bir anda hem Habaset bitiyorsa işte Habaset gidiyorsa Habaset bitecek bir anda. İşte mana vereni bitecek bir anda falan. Bir anda o güç patlamasını yaşayacak ama o güç patlaması şu an değil. Yani şu an Korki gerçekten en iyi durumda değil. Dipnot, bu dakikaya kadar 2 ejder almış olmaları da bence kendileri adına fena bir durum değil. Burada yalnız Chovy hani Udyr'a karşı gayet iyi iş çıkartıyor. Bir anda hayalet basıp koşar mı diyeceğim Kingen'in üstüne ama sanırım o taraflarda bezi yok. O taraflarda mı, taraklarda mı tam da onu da bilmiyorum ama öyle söylemiş olduk yani. Şimdi Kingen'in e, Kingen diyorum. Ki'nin aldığı eşya hani büyü direnci sunfire o Kingen dive'dı. yedi. sıçrası da yok direkt burada ölür yani kaçma şansı yok. Kingen'i yine diveladılar ve e, yavaş yavaş Cenci üstünlüğünü kurmaya başlıyor diyebiliriz. Lucid yani bayağı bir deniyor aslında haritanın farklı yerlerinde bazı şeyler ama maalesef Cenci skorları alan taraf oluyor buralarda. Ee, ve Chovy güçlenmeye devam ediyor. Söylediğimiz gibi kuleyi de alacak burada. Showmaker üst koridordan alacak mı kuleyi? Onu da merak ediyorum. Eğer alırsa diyeceğim ama bayağı da şeyi var. Ee, canı var kulenin. Oo aiming direkt olarak da aldı bu arada. Milio ultisini kullandı şimdi. Lehends'i yakalamaya çalışıyorlar. Lehends'i yakalayacaklar büyük bir ihtimalle. Aynen öyle Lehends düştü ve aiming. Skor almayı başarıyor. Ve dipnot buraya kadar altını bir dipnot daha 3. ejder çıkmadan bu yaşandığı için maalesef ki şu an Damwon tarafı ejderi alan taraf olacak. Ve şöyle söyleyeyim ne kadar küçük bir hata olarak gözükse de bu hata maçın dengesini çok büyük bozacak. Çünkü dediğim gibi ejderi alacaklar. E, büyük bir ihtimalle Showmaker üstse dönüyor. O da ışından atmak isteyecektir buradaki savaşa. Ejderi alamadılar yalnız. Chovy'nin paketinden kaynaklı. Bu arada Chovy ikinci eşya direkt olarak Malmortius almış. Udyr'ın da yetenek hasarı vurduğunu düşünerekten böyle bir şey yapmış. Bu kadar da gerek var mıydı? Çok emin değilim. Ama V Ahri kombosuna ölme ihtimalini bayağı bir azaltmış durumda. Aiming haritada bakın. Tamamen burada savaşılırken ejderi bırakıp üst koridor ittirmeye gidiyor. Işınlanı Chovy'nin var sadece. Kuleyi aiming'de alırsa aiming için 10 numara 5 yıldız bir senaryo olmuş oluyor. Şu andan Von tüm her şeyi aiming'e bağlamış durumda. Geç oyunda aiming bizi taşırsa taşır taşıyamazsa kaybederiz mantığı biraz olmuş durumda Yalnız burada ışından atılmış ama Chovy'den maalesef buradaki ışından yeterli olmuyor Işından gelemeden aiming kuleyi almış durumda Evet şimdi üste dönüyor runağın da bitti Burada runağın bitmesinin birçok sebebi var Hani yakıncı şampiyonun çok olması aslında Hani 3 tane yakıncı şampiyon var mantıken düşündüğünüzde 2 tane de tank var onlara vura vura böyle hani şey yapacak, sektirecek bilmem ne yapacak. Habaset'e doğru Chovy büyük ihtimalle gidiyor şu an. Şu an Kingen hiç tank değil. Yani Ksante'ye nazaran hiç tank değil. Burada Milio biraz daha erken ulti atsa Pais'i de ölecek. Ama fark edemedik Hell'in. Yoksa Peiz'i de öldürürdü orada. Ee, büyük bir ihtimalle. Sıçrasını sıçra falan atardı. Bunu yapabilmelerinin sebebi de arkadaşlar. Alt koridorda her yerde rakibi görüyor olmaları. Orta koridor kulesini aldı burada Damwon tarafı. Ya bir şeyleri sürekli damon yapmaya devam ediyor. Yani gerçekten tehlikeli bir yere gidiyor maç Cenci için. Ve günün sonunda şöyle bir durum var. Damwon bu maçı da kazanırsa 2-1'e getiriyor. Yani Cenci elenmenin eşiğine geliyor. Ya yani elenme dediğin loser'a düşecek. Loser var diye biliyorum Kore'de. Sıkıntı büyük abi. Bayağı büyük yani. Evet şimdi da, ee, aynı şekilde Cenci tarafı da kuleyi almayı başardı. Ya yani garip bir şekilde kuleleri çok rahat bir şekilde alıyor iki tarafta. Abzeri vuruyor ya. Vallahi zeri vuruyor yani. Orada Sejuani ultisi gelmiş, Rumble ultisi de çok iyi gelmedi aslında. Burada belki savaşmak isteyebilirler. Ahri'ye hemen tapa gönderdiler. de bota iniyor. O diğerde midde. Yani her yerde resmen Damwon tarafı kaçıp kaçıp farm yapıyor? Kaçıp kaçıp farm yapıyor. Ama bunlar olurken Kingen bir tık geri düşüyor. Yani tabii ki orta koridor farmını alıyor. Diyor. Sonuçta farm ama Kingen hani oyunda yiyen taraf olduğu iki kere işte oyunda iki kere düştü falan. Bunlar problemli şeyler. Aiming alt koridor kulesini de alıyor bu arada. Şu an o çalışmalara başladı ve almayı başardı kuleyi. Ee, Minyon dalgasını da ittirecek hemen. Yani şu an aiming baya baya güçlü durumda. Tabii ki Varus güçsüz mü? Asla değil. Ee, güzel bir ulti tutturursa diyeceğim. Ama Milyon'un ultisi Varus ultisini baya bir bozuyor. O da problem. Ama tabii ki Milyon'un ultisinin bekleme süresi çok fazla. Orada ufak bir aralık var. Eee... Ultisini için Varus'un onu kullanabilirlerse 10 on numara 5 yıldız olur diyelim. Bu arada Showmaker'ın burada ulti kullanması çok da önemli değil. Hani ultisinin bekleme süresi çok az zaten. Ama Chovy şu an gerçekten tank bir pozisyona, yani tank bir orta koridor oynuyor gibi. O yüzden de burada kuleyi falan bırakması çok da önemli değil. Showmaker bak kaşınma. Bak Varus da orta koridorda kendini göstermiyor bu süreçte. Niye? Çünkü V'nin nerede olduğunu bilmiyor. Ki Lucid burayı bekliyor. V'nin nerede olduğunu falan bilmediği için de Varus kulenin altında resmen bekliyor bak görüyor musunuz? Vision falan atmaya çalışıyor. Hiç orta koridoru kontestlemiyor. Yalnız V ne yapıyor oğlum? Lucid. Aha kısante. Yok kaçtı oradan. Lucid gerçekten böyle hani yaramaz çocuk ya. Harbiden yaramaz çocuk. Her şeyi yapıyor yani e, takımı için. Ve bir şekilde her zaman da kendisi için iyi bir nokta ya da takımı için iyi bir hale getiriyor olayları. Karabaltası bitecek mi? Sanmıyorum savaştan önce. Ejder Savaşı var 1 dakika içerisinde. Hatta Zeri'nin 3. eşyası bile büyük bir ihtimalle bitmeyecek. Onu bitirse aslında efsane olurmuş. E ama maalesef bitmeyecek. Bakalım Showmaker'ın zaten 2 eşyası var. Onun eşya derdi çok fazla yok. Korki'yi öldürmeye çalışıyorlar şu an. Mantıklı bir tercih. Hayaleti de var Zeri'nin. Direkt olarak duvardan atlayabilir ama çoğu bazı şeylerin farkında sanırım. E burada yani nasıl gördüler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. Gerçekten burada zeri hayaleti de olduğu için rahatlıkla kovalayabilirlerdi onu. Dammonddan bence iyi bir deneme. Sanırım burada ejderi artık bırakacaklar gibi duruyor. Kayacıları alan bir zeri var. Kayacıları aldıktan sonra eşyası biterse çok da sorun değil bana sorarsanız. Hayaletine de az bir şey var. Hayaleti yokmuş bu arada az önceki pozisyonda. Evet Navaris'ini bitti. 3 eşya oldu. Herkes artık elinde avucunda ne varsa her şeyini masaya koyup bu, bu ejderde savaşacak. Çovi de tabii ki de olmazsa olmaz paketini alıyor. Habaseti de bitti bu arada. Onu da hatırlatalım. Yani şu an Korki 1-2 bazuka tutturduğunda sıkıntı çıkartacak. Aha. Çok iyi yerde bekliyor Cenci bu arada. Çok iyi yerde bekliyor. Showmaker da çok iyi noktadan arka tarafa sarktı. Oo, Lucid tek yer mi derken orada paketini atamadan öldürmek istediler Chovy'yi ama Tam istediklerini elde edemediler orada. Bakalım Payzin canı çok az. Payzin canı çok az. Showmaker içeri girdi. Harika bir skor geldi Showmaker'dan. Gerçekten efsane oynadı burayı. Ve Ejder'i sanırım Damwon tarafı almayı başaracak. Bakalım Lucid yok. Lucid yok. Onu unutmayalım. Orada Keane de öldü. Bakalım oynamak istiyorlar hala burayı. Kingen düşecek mi? Acayip bir kalkan. Sejuani almayı başardı burada ama Sejuani o ejderi aldığı için biraz pişman olabilir. Çünkü savaşın devamını kaybedebilirler. Çovi'ye bir yetenek atışı geldi. Orada Zeri sıçrayla girdi oraya. Çovi'yi de öldürecekler büyük bir ihtimalle. Zeri'ye giderse skor gayet mutlu olurlar. Bakalım Zeri orada skor alabilecek mi? Gerçekten de Zeri'ye bırakıyorlar. Burada ruhu vermiş oluyor Damwon tarafı ama bana sorarsanız 6000 hasar vurdu burada. Zeri ve aynı zamanda bana sorarsanız şimdi Baron'a koşuyorlar. Eğer ki Baron'u bitirebilirse Damwon tarafı kesinlikle onlar, onlar için efsane. Burada Lucid iyi bir hamle yapıyor aslına bakarsanız ama yeterli hasar yok. Çünkü Ahri'nin oraya devamı yok. Arka taraftan Showmaker geliyor. Burada bakın Chovy'e değil Varus'a vuruyor. Aslında niye ona vuruyor? Çünkü Malmortius'u var Chovy'nin ve Peyzi burada öldürmeyi başarıyor. İnanılmaz güzel bir şekilde buradan çıkmayı da başarıyor. Gerçekten harika bir oyun. Showmaker kilit isim. Tabii ki Zeri'yi unutmayalım ama Showmaker bana sorarsanız en kilit noktada en kilit hareketi yapan isim oldu. Ruhu vermiş olsalar da Baron'u da aldılar ve oyunda iyice Zeri'yi istedikleri noktaya getirmiş oldu Damwon tarafı. Üste döndüğünde büyük bir ihtimalle Vide e, karabaltasını bitirecek. Bakalım bu Zeri'yi nasıl durduracak Cenci. Gerçekten merak ediyorum. Zeri'ye hiç kitle kontrolü yok. Bak karşının şampiyonlarına bakar mısınız arkadaşlar? Sejuani ultisini bir kitle kontrol saymayın. Tutturması zaten zor. Tutsa bile ne var arkadaşlar? Aa burada Keen çok büyük hata. Ahri ultisini kullanmış burada. Neyse ya yani tutsa bile milio ultisi var. Ki tutturmak zeriye çok zor. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Benim ekstra bir şey söylememe gerek yok. Burada kuleyi alamayacaklar tabii ki. Sejuani'den çok güzel bir ulti bu arada. Kingene, Kingeni direkt olarak yok ettiler Varus'la beraber burada mavi güçlendirmeyi Lucid alabilecek mi? Onu da alamayacaklar. Yani alabildiğini almış oldu burada. Genji tarafı ama Ozeri çok korkutucu duruyor. Gerçekten Dominik de bitiyor şu an. Dominik de bittiği anda o tanklar artık çekirdek gibi yiyecek tankları. Ki ne yapıyor burada ya? Ben onu anlamadım. V'yi mi kovalamaya çalışıyor cidden yani? Orada adamların beklediği biraz belli değil mi? Bu arada skorların hepsi de zeride kaldı. O da çok büyük bir avantaj. Onu da hatırlatalım. Burada minyonlar bittiğini anlamıyor bu, arada büyük ihtimal Kingen. Anlasa çünkü böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ben. 4-0-2 bu arada Milio güzel bir hamle yaparak ne yapmış arkadaşlar? Bir de Mikael almış. Şimdi bu Mikael'i niye alıyor? Öncelikle şöyle bir durum var. Sejuan ulti attı diye, Varus ulti attı diyelim. Bir şekilde gitti ultin. Hop bir anda Mikael basabilirsin. Anladın mı sonrasında devamında Sejuani'ye yani şu an e, Milio'nun tek görevi bir şekilde Zeri'yi yakalatmamak Zeri yakalanmadığı anda zaten oyun başka yerlere gidecek bu arada aiming'e o kadar fazla altın gitti ki tüm kulelere aiming kaldı oğlum oyunda ciddiyim tüm kulelere aiming kaldı bu arada Milio ile beraber üst koridorda yani adamlar Zeri ile split push yapıyor. Vallahi de billahi de split push yapıyorlar zeriyle. Hani Cenci ne yapıyor ben onu anlamadım. Ejder yok bir şey yok. Diğer taraflarda ne yapıyorsunuz ki? İnanılmaz bir şey ya. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir şey yani. Şimdi Showmaker Zonya mı alacak? Benji mi alacak? Onu da merak etmiyor değilim. Ee, bakalım üste döndüğünde Showmaker'ın eşyası ne olacak? Grompa da salça oldu. Ya yani, şu an aiming vallahi böyle MMORPG oynuyor. Farm atıyor sadece. Altın farkına bakın. 14400 3700 altın nişancıyla fark var. Oyundaki en fazla ondan sonra altın kasan isim Chovy ona bile 2000 altın fark atmış. Kendi takımındaki herkesi 4000 altın falan fark atmış adam. Bambaşka bir seviyede. Bu arada sanırım şu an aiming ya Malmortius ya da QSS alacak. Ama bence Malmortius alması daha mantıklı. QSS abartı olur. Hem Miliolisi hem Mikael falan derken biraz abartı bir eşya olacak. Yalnız burada Lance e, düşmedi. Showmaker'ın ultisi gitti. Çok dert mi? Değil. Işından aldılar. Bence çok daha değerli. Showmaker ultisi hemen gelecektir zaten. Burada ışından almaları çok daha verimli diye düşünüyorum ben. Şimdi Corki'nin hasarı da iyice sıkıntılı bir duruma gelecek. E, özellikle o sihir işini falan bitirdiğinde yamik. Bu arada şu an Chovy Void Staff'a gidiyor. Makber çiçeğine değil. Rakipteki büyü direnci sinirini bozmuş olsa gerek. Sihir içen de geldi Aiming'den. Yani şu an bu kadim savaşını Genji nasıl oynayacak? En ufak fikrim yok. Ve dipnot. Genji'yi bu kadar çaresiz en son ne zaman gördüm gerçekten hatırlamıyorum. Ve bir kez daha Kore Ligi'ni neden izlemeliyiz? Kore Ligi neden en keyifli liglerden bir tanesi veya en keyiflisi? Burada bunu görmüş oluyoruz. Ya En favori dediğin adamlar bir anda böyle bambaşka bir duruma girebiliyorlar. Ya da işte rakip çok iyi oynayabiliyor. Dammon gerçekten tebrik edilmesi gereken bir performans. Ama tabi seri daha bitmedi. Onu da söylemiş olalım. Sonuçta bunu kazansalar bile 2-1 olmuş olacak. Burada Dammon tarafı Kadim'de görüşü elde etmiş durumda. Chovy eşyayı bitirmek istiyordur büyük ihtimal. Bitirdi. Void Staff'ın üstüne dönüp. Burada da paketi alacak. Bakalım iyi bir paketle bambaşka bir savaşta görebiliriz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Chovy'den alt koridora bir ışınlan geldi burayı ittirmek istiyor. Tüm koridorlarda ittirme gücü olsun istiyor Cenci tarafı. Evet, Ejlere başladılar. Şimdi burada Cenci için başlamak zorundalar. Neden? Çünkü paketleri bitecek arkadaşlar. Paket bitmeden bu savaşın başlamasını istiyorlar ya da rakibin başlatması için e zorluyorlar diyelim. Yalnız Lucy de ne biçim bir hasar. Yan tarafta Showmaker da kötü durumda kaldı. Kingen neredeyse düşüyordu düşmedi. Ama canı çok az olması sıkıntı. Varus çok güzel ulti attı. Chovy içeriye girdi ama Chovy içeride belki de düşebilir. Showmaker'ı öldürmeyi başardılar. Aiming kovalıyor orada Lance'i. Bir anda ejderi dönerler mi diyeceğim ama 5 tane cenci üyesi yaşıyor. Aiming resmen tek başına burada savaşacak. Ejderi almayı ta başaran taraf cenci tarafı. Bu savaş nasıl bu hale geldi? İnanamıyorum. Cenci tarafı kazandı? Yani geç oyunda bambaşka bir şey oldu dedik. Peyz orada Ahri'ye inanılmaz bir ülke tutturdu sanırım. Yani Ahri neyden kitle kontrol yedi pek emin olamadım. Ama burada Cenci ne yaptı ne etti savaşı kazanmayı başardı. Ve sanırım oyun bitti mi diye bakıyorum. Lucid 10 saniye, Showmaker 15 saniye. Ya bitmiş olma ihtimali çok yüksek. Kanyon'u da buraya çağırdılar. Boş ver iki yeni bir türü. Gel oyunu bitireceğiz dediler. Milio doğuyor. V doğdu. Ahri doğuyor. Bakalım burada Cenci Genji tarafı çok riskli bir hamle yaptı bana sorarsanız. Lucid şimdi tek başına girdi. Eee. Ya bu tek başına girmesi ne kadar mantıklı pek emin olamadım. Lehent düşmedi orada son otomatik saldırıyla düşürmeyi başardı. Showmaker içeri giriyor ama kadim ejder olduğu için maalesef yeterli olmuyor. Ve burada Cenci tarafı maçı kazanıyor. Ben savaşı tekrar izletmek istiyorum sizlere. Şimdi Lucid'in yediği hasara bakın bambaşka bir hasar. Varus ultisini buraya atmış. Benim anlamadığım Ahrinle Ahri'ye ne oluyor? Aaa! Lucid'den Varus ultisi sekiyor. Bak. Abi showmaker'ın şanssızlık mı desem, hani böyle ihmalkarlık mı desem. Çok kötü. Aiming'im burada, ultisi de bitiyor bir de. Abi çok kötü. Vallahi çok kötü. Anlık. ki. Neyse. Geçtik dördüncü maça. Evet geldik arkadaşlar dördüncü maçımıza. Dördüncü maça kusura bakmayın bir tık geç kaldık. Şöyle canlıya da tıklayalım. Sejuani, Rel, Varus yasaklamaları Damwon'dan. Bu arada Damwon mavi taraf yine. Diğer tarafta Senna, Lee Kalista. İlk seçimden vi Rakip takım Zeri, Maokai. Lucian, Nami, Lulu. İkinci seçime saklamada Ahri, kasadim Manleyip, Azir. Ve devamında Rek'Sai artı Leblanc tercihleri geliyor Damwon'dan. Burada Kassadin'in yasaklaması biraz manidar. Showmaker, LCK'de tek Kassadin oyuncusu diyebilirim. Urgot geldi. Keen Urgot aldı. Bu arada Rek'Sai'nin counter'ı diyebileceğimiz bir şampiyon belki de. Yani çünkü bunu hazırlamış olmaları lazım. Çünkü durup dururken Urgot niye alsın? Hiçbir mantığı yok ve burada Urgot'la bakalım Rek'Sai'ye neler yapacak Kingen'e. Bu arada Kingen'in de Rek'Sai'si bayağı iyiydi. Onu da hatırlatmış olalım. Çok iyi Rexey oynamıştı. Showmaker'ın Leblanc'ını merak ediyorum. Ben Leblanc'ı bu yamada hiç beğenmiyorum. Alt koridorda Zerulu var. zeriluluya karşı Lucian'la mı sıkıntılı bir koridor yaşanabilir? Bakalım neler olacak. Gerçekten merak ediyorum. Koçlar selamlaştı. Bakalım Dammon için ya tamam ya devam maçı. Bakalım neler olacak bu maçın devamında. Evet maçımız başladı. Bu arada Showmaker'dan bir ilk vuruş LeBlanc geliyor. Burada Chovy'yi farmlayabildiği kadar farmlayacak bir totemi attı. Ama tabii ki kanyon onu kıramayacak. Oradaki totem gözükmüş oldu. Ben üst koridora eşleşmesine kafayı takmış durumdayım. Bu arada alt koridorda iki destek şampiyonunun da totemlerini zaten görüyorsunuz. Üst kordor eşleşmesinde bakalım Urgot gerçekten Rek'Sai'nin çözümü mü? Şimdi buradaki bu tercih emin olun çoğu ligin gidişatını değiştirir. Çünkü Reksa'yı çözüm genelde bulamadı insanlar. Bakalım Urgot gerçekten bir çözüm mü? Orta koridorda da şunu söyleyelim. Hani eşleşme Leblanc için iyi bir eşleşme. Öncelikle onu söyleyelim. Ama eğer ki bir tık geri düşerse Leblanc, bir sıkıntılar yaşarsa falan gerçekten oynanamaz bir hale geliyor. Koridor aşaması yalnız burada Kingen, Kine yakalandı mı? Evet, burada geçirmiyor Kine onu. Hop orada minyonları alabilecek mi? E yeteneğiyle hemen geriye attı. Bakalım bir nokap gelecek mi? Nokap geldi. Bu arada Rexey'nin yeni yamada 14.7 yamasını da bu olayı tamamen bitti. Üst koridorda artık Rekseyi görmeyeceğiz. Çünkü öfke barını acayip düşürmüşler. Yani mesela atıyorum öfke barı 15 kazanıyorsa bir vuruşta bir herhangi bir şeyde artık 7 mi ne kazanacak? Ya yani yarı yarı yamını düşürmüşler herhalde. Bir de can yenilemesinin de yüzdesini düşürmüşler. Azami canın yüzde 25'i ise mesela 20'ye falan düşürmüşler. Onu da hatırlatmış olalım. Yeni Yama'da Rekse 100 koridor oynamayın. Oynayınca abi benim Rekse'yim niye güçlü olmuyor demeyin sakın. Bu arada Urgot'tan da bir ayağa çabuk gel ürünü gelmiş. Kemik zırhını aldı. Şimdi Eming belki bir üzerine atlayabilir rakibinin ama tabii ki orange vermeyecek. Showmaker'ın da Leblanc'la performansını zaten hepiniz biliyorsunuz. Ufak ufak Chovy'yi darlamaya başlamış. Kanyon alt koridora bir şeyler deneyecek ama Lucian Nanami'nin orada totemi var. Ee, öldürebilirler mi emin değilim. Bazı şeylerin farkında olması lazım Damwon tarafının. Aynen de öyle oluyor. Bu arada oynayabilirler daha. Bariyeri var diye şey yapmadılar ama ee, burada Peyzin canı çok az. Belki bir Q minyondan Peyzin canı çok az. Bu baskın yani Damwon bazı şeyleri anladığı için sonu kötü bitti bence Cenci adına. Ee, şu an canlar falan çok az. Üste dönmesi gerekiyor Pace'in. Ama ya yani bariyeri olduğu için kule altı zor. Önce onu söyleyeyim. Ama olabildiğince minyon kaybettireceklerdir diye düşünüyorum ben. Bakalım e, ee, Dammon tarafı burada nasıl bir oyun tercih edecek. Evet Lulu'nun kalkanı geldi. Dami darlamaya devam ediyor. Arabalı minyon dalgası olduğu için burada büyük ihtimal üste dönüşünü gerçekleştirecek. Zeri yalnız burada V kırmızı güçlendirmeyi çalıyor. Kanyon kuşları alırken Lucid'den yine akıl dolu bir oyun. Yani Lucid harbiden herif çok iyi oyuncu ya. Çok hoşuma gitti yani. Yeni dönemin gerçekten parlayan yıldızı. Kayacılları da yok. Kırmızı güçlendirmesini göremiyor. Ama kayacılları da bulamayacak Canyon. Ve bunu Canyon'a karşı yapıyor. Bakın gerçekten yani daha rookie bu adam. Yani yeni bir oyuncu. Canyon'a karşı ormanda sırıtmayan bir ormancı. Ve ilk mevsimi bak. Bu çok önemli bir şey. Yani bilmiyorum bu adamın geleceği çok parlak. Gerçekten söylüyorum. Dammon adına muhteşem bir transfer yani. Dammon'un da kadrosuna baktığımızda hani Cenci kadrosuna göre eksikleri var. Mesela alt koridor ikilisi Emin Kelly'nden daha iyi mesela rakibin alt koridoru. E, son dönemde Kingen evet dünya şampiyon olmuş olabilir ama Kingen'in performansı daha iyi. İşte ne bileyim Chovy'nin performansı Showmaker'dan daha iyi olabiliyor ama Damwon şu an gayet iyi iş çıkartıyor. Yani bir önceki maçı kazansa a nasıl kazandı demezdik. Öyle bir hale getirmişlerdi gerçekten maçı. Evet kurtçukları aldı burada Lucid ve rakip ormanda hani rakip ejderi almıyorken Lucid kurtçu alıyor. Bu çok önemli bir detay aklınızda bulunsun. Ya yani normalde ejder kurtçuk takası oluyor biliyorsunuz. Şu an bir de V'nin tüm ormanı duruyor. Tüm ormanı dönüp bir anda 6. seviye bile olduğunu görebiliriz, bir baskın bile görebiliriz dediğim gibi. Üst koridorda da Kingen ilk başlardaki o sıkıntıları atlatmış gibi duruyor. Şu anki performansa baktığımız zaman, minyon sayılarına baktığımız zaman. Evet V büyük ihtimal kuşlardan sonra altı olamaz yani büyük bir ihtimalle kayacılar lazımdır oradaki seviye avantajı için. Ejder'e başlayan bir cenci var. Burada rakibin üste döndüğünü biliyorlar yani LeBlanc'ın üste döndüğünü rakip derken. E, o yüzden başladılar ama burası biraz onlar adına sıkıntılı geçebilir mi diye bakıyorum da yok aldılar ya. Burada Cenci tarafı burayı bitirmeyi başardı. V de 6. seviye olacak şimdi. Bir seviye fark var diyebiliriz ormanda. Hani şu an 5 oldu Maokai'yi yeni 6 oldu V e, ve Maokai'nin ormanda hiçbir ormanı yok yani hiçbir kampı yok sadece kayacıl var. E, bu da demek oluyor ki V gerçekten bayağı iyi bir iş çıkartmış oynadığı oyunla. Evet burada totemi kırıyorlar ee, ama tabii ki orada görüşle beraber V'yi görüyorlar. Şimdi alt koridorda bir yampiri çıkacak. Rakip ormana doğru ilerliyor. 6. seviye olduğunu unutmayalım V'nin. Buradaki bu aralığı kesinlikle iyi kullanması lazım Dammon'un. Mesela mavi güçlendirmeye çökebilirler mantıken düşündüğümüz zaman. Evet burada Chovy'yi bir sıkıştıracak mı derken Chovy oraya pembe totemini attı. Ve e, V'yi görmüş oldular böylelikle. Ya o V'nin 6. seviyesini Maokai'nin 5. seviyesini bir kullanabilselerdi onlar adına gerçekten iyi olurdu. Oradaki mavi güçlendirmeye falan bir girseler iyi olabilirdi. Burada bir plaka almayı başaracak Dammon tarafı. Evet şimdi onu deniyorlar kısmen ama yakalayamadılar. Şimdi bakalım Nami'den bir bubble falan gelir mi? Bubble'ını kullanmadı. V ultisine çünkü bubble atmak istiyor sanırım. Yok bubble'ı yokmuş direkt. Nami'nin Q'su mu yok? Yani Q'su olmaması lazım çünkü orada. Hani V ultisini beklemesi babalı için gayet iyi bir seçenek bu arada. Onu söyleyeyim. Hani V ulti attığında tık altına koy Q'yu hayatına devam et. Ama burada onu yapamadılar. Nami'nin Q yeteneğinin bekleme süresinde olduğunu varsayıyorum orada. Yalnız tekrar söylüyorum. Cenci 100 koridorda istediğini bulamadı ha. Ya tamam eşyalar alınınca belki kazanacaktır falan ama ben sanmıyorum ki Rexe'yi böyle full candan tekleyebilsin falan. Sonuçta Rexe'yi dakikalar ilerledikçe 1000 can bile doldurduğunu gördük biz bu şampiyonun yani 3 saniyede. O yüzden e, bence iyi bir tercih gözükmüyor şu ana kadar, en azından şu ana kadar diyelim. Ormanda da acayip bir fark var. Hani V acayip bir şey yapmış. Bildiğin oyundaki koridorlarla aynı farmı kesiyor Lucid şu an ve üst koridor tüm ormanı durur, duruyorken bu farmda şu an bu adam acayip bir iş çıkartmış bu arada. Öyle böyle değil yani. Bildiğin oyun kendi takım arkadaşlarıyla hatta rakip oyuncularla eşit farm. Çok absürt bir olay. Çok çok absürt bir olay. Evet statik hançeri bitti Lucian. Ne kadar zeride çizme bitmiş olsa da statik hançer bu tarz durumlarda eşya avantajı olarak daha iyi. Bu arada Rek'sai daha hiç üstüne dönmemiş arkadaşlar. Yani bildiğiniz hiç üstüne dönmeyen bir Rek'sai görüyoruz. Az önce de büyük ihtimal Urgot ilk defa geri döndü. Rek'sai üstüne dönmek istemiyor. Büyük ihtimal birkaç altına ihtiyacı var. Hani biraz da olsun altın kazandığında bir eşya falan bitecek büyük ihtimal. Ya da sallıyorum Bami'nin közü artı işte çizme alacak falan onun altını denkleştirmeye çalışıyor büyük bir ihtimalle. Onu yaptığı an şey yapacaktır ama tabii ki bu altını beklerken bu sefer Urgot üst koridoru ittiriyor ve böylelikle buradaki kurçukları da rakip oyuncular almış oluyor. Rakip takım almış oluyor en azından. Evet Chovy'den bir totem geldi hemen Lusiton'u kırıyor. Burada kurçuklarda bir savaş çıkacak gibi duruyor. Leblanc da geliyor aslında. Evet sıçrasının olmadığını biliyorlar Kanyon'un. Hemen orada Maokai ultisine bir ulti geldi. Yalnız Kanyon burayı bayağı iyi oynadı ama yeterli olacak mı? Büyük bir ihtimalle yeterli olmayacak. Hatta skorda Showmaker'ı mı bırakacaklar derken orada Lucid Q'yu gerip skoru almayı başardı. Kanyon fena oynamadı ama bu biraz belliydi bana sorarsanız. Ve orman farkı yani cidden söylüyorum bunu. Hayatımda Kanyon'un bu kadar geri düştüğünü en son ne zaman gördüm? Yani ya da gördüm mü onu da hatırlamıyorum. Harbi de helal olsun Lucid. Evet Urgot yavaş yavaş üstünlüğünü kurmaya başladı sanki. Onu görüyoruz. Gün ateşi pelerini bitmiş bu arada Reksei direkt olarak. Onu da söyleyelim. Buradaki Urgot'un şu ana kadarki üstün olma sebeplerinden yani üstün olursa üstün olma sebeplerinden en büyüğü bence minyonlara Reksei vururken cezalandırma ihtimal çok daha fazla oluyor. Bakın aynen böyle. Reksei minyonlara daha az vurabiliyor. Bu da demek oluyor ki hani minyonlara vuramayınca Rek'Sai'yi otomatikmen can yenilemesini de yapamıyor. Can yenilemesini yapamayınca koridor aşaması geride düşmüş oluyor. Böyle bir mantık. Özellikle de Karabalta bittiğinde üst koridorda sıkıntılar çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama şu dakikaya kadar iyi iş çıkarttı Rek'Sai. Lucid'i görüyorlar orada. Şimdi bu ejderi büyük bir ihtimalle mavi taraf yani Damon alacaktır. Çünkü V acayip güçlü. Şimdi V'nin tek başına bu savaşı taşıyamayacağını bunu biliyoruz. Bu seviyelerde tek başına savaş taşımak biraz zor oluyor. Niye? Çünkü rakip seni outplay edebiliyor. Yani bir anda yakalayıp seni öldürebiliyor. Bu da demek ki oluyor ki sen öyle bir eşyayla direkt kazanamıyorsun olayı. Bir de rakipte de eşya bitmiş durumda. Ne kadar ucuz bir eşya olsa da şövalyene tabi bitmiş sonuçta rakip takımda. Evet Cho'maker'la Chovy'nin bir kapışmasını görüyoruz. Yan tarafta Lucid'le Canyon kapışıyor. Her yerde mevzu kopuyor. Dipnot bu arada. Chovy'den garip bir eşya. Hani Liandry'nin altı eşyasını almış. Oradan Nashor Tooth'a doğru ilerliyor ya da Nashor Tooth'un atak speed'ini alıp almış Liandry'ye doğru ilerliyor öyle tercihler. Merkür'ün adımlarını tercih etmemiş. Genelde Leblanc'lara karşı Merkür'ün adımları çok görürüz. Ama burada hani başka tehdit görmediği için sanırım Merkür'ün adımlarını bitmek istemedi. Bu arada 100 milyona ulaştı. V yani <laughs> çok acayip bir sayı ya. Vallahi çok acayip bir sayı. Aha. Yok, oradan bir şey çıkmaz. Mavi güçlendirmeye gitmek istiyor ama Zeri üstüne dönüyor. Zeri üstüne döndü ve burada mavi güçlendirmeyi büyük ihtimalle... Ay Lucid yapma. Bunu yapma Kings. Evet üst koridorda farkındaysanız Kingen öyle takas yapıp geri çıkayım rakibi geriye düşüreyim falan mantığını maalesef artık yapamıyor. Şu an Urgot o takasların hepsinde onu yenen taraf oluyor. Hani hep Rexeyi geride bekliyor. Bu da aslında o Rexey'nin koridor hakimiyetini kaybettirmiş oluyor. Bakalım takım savaşlarında ne yapacak? O da ayrı bir konu. Ee, bu arada Lüden'ini bitti Leblanc. lüdeni ne kadar sevmediğimi zaten biliyorsunuz. Bu arada tırpanı da var Urgot'un. Tırpan bittikten sonra Ekstra da güçlenecektir. E şuraya bir baskın falan gelse aslında Urgot'u kesin öldürürler. Yani kaçma ihtimali yok Urgot'un. Urgot çünkü öyle bir şampiyon değil. Oo, o o Zeri çok fena yakalandı. Zeri çok fena yakalandı. Pays'i o kadar güzel sıkıştırdılar ki. Oraya nasıl sızdı Damwon tarafı ondan da emin değilim. Lulu ya da bir kule altı gelebilir eğer ki beklerse burada. Şimdi V hemen üste dönüyor üst koridor tarafında alamet mevzuları dönecektir diye ya da üst koridora bir kule alt falan gelebilir diye hemen üste döndü. Damwon alt koridoru şöyle söyleyeyim Cenci alt koridoruna karşı çok iyi iş çıkartıyor şu ana kadar. Yani her maç bir şekilde alt koridordan iyi sonuçlar çıkarttılar. İlk maçta kaybettikleri maçta bile. Evet Lucid çalabilir bunu söyleyeyim bak. Çarp menziline girse çalardı. Lucid öyle bir oyuncu çünkü. Aha Showmaker alamadı yok. İlk vuruş altınıymış şu. Altın gelince dedim çaldı mı? Ya Pace'le Lehends hiç beklediğim performansı göstermiyor. Tivana karşı bu takım böyle oynamıyor abi. Bu adamların Tivana bir garezi var. Vallahi bir lehi garezi var ya. Ama Pace'de büyük hata yapmış sanki be. Pace'de büyük hata yapmış. Cidden. Yani adamların biraz orada olduğu belliymiş zaten yani. Bu arada yine yoktan çovi 20 siye satmış. Heh bahsettiğimiz o baskın geldi ama E yeteneğiyle V ultisini dojluyor. Yeterli olacak mı bakalım kaçması için. Burada Urgot maalesef yeterli olmuyor. Çünkü V'nin hasarı şu an çok fazla yani gerçekten çok iyi bir konumda. Leblanc'la beraber öldürmeyi başarıyorlar. Keen ne kadar iyi oynasa da düşmüş oluyor. Ve mavi taraf sanırım güçlü. Çünkü Damwon bunu yenecek gibi duruyor. Damwon bunu da yenerse 2-2 oluyor. Yani ne diyeyim ki abi? ne diyeyim yani ne denir? Şimdi sen mevsim boyunca maç kaybetme bilmem ne yapma. Damwon gelsin ki Damwon ilk üçte bile değil yani. Damwon gelsin seni bu kadar zorlasın. Hatta belki 2-2 olacak. 5. maçta belki tek maç yani hiç belli olmaz. Garip bir durum gerçekten. Cenci için diyebiliriz. Ama alt koridordan dediğim gibi hiç bekleneni alamadılar. Bu zamana kadar gerçekten Pace'den Draven maçında bekleneni aldılar. Sonrasında Pace biraz geri düştü. Hani o da kompozisyon farkından kaynaklı bence. Ama Lucid yine bir şeyler deniyor. Yok oraya çıkmadı. Aha. Mauka ile V'nin kapışması var. Tabii ki de burada V'yi kazanan taraf olacak. Mauka'yı buradan çıkmak zorunda. Yanda da Showmaker'la Chovy kapışıyor. Bu nasıl bir sahne? Aha. Amy'in kemen. Bak şu an Lucian Nami o kadar güçlü ki haritanın her yerine hükmediyorlar. Herhangi bir yerde bir şey oldu. Mesela oraya totem atıldı. Oraya hafızaya kazıdı. Oradaki totemi kıracaklar birazdan mesela. Anladın mı? Atıyorum Nami geldiğinde oradaki totem kırılacaktır. Veya oraya en ufak bir şey yapmak istediğinde kıracaklar. Şu an ejder istedikleri için belki çok bir şey yapmak istemiyor olabilirler. Yalnız e, Urgot'un sırtçasının olmadığını hatırlatalım. E, biraz problemli bir yerde kalmış olabilir. Ah. Nokap. Orada e, yemediği için kaçmış oldu. Şimdi Çovi'ye bir şeyler deniyor. Hop kuleye kafayı attırdı. Buraya kimse gelmiyor. Ejderi istiyor Damvan taraf. Bence ejderi almaları lazım. Işından falan da geldi. Ya şu an Urgot savaşta öyle çok bir şey yapamaz. Sıçrası yok çünkü. Urgot çok bir işe yaramaz. Onu söyleyeyim size. Bir anda çok e, işlevsiz bir Urgot izleyebilirsiniz savaştayken. Burada Çovi kuleyi almayı başardı. Yine dakika 18'de 200 milyona ulaşmış Çovi. <laughs> Garip bir adam. Evet ejderi burada bıraktılar. Ama orta koridor kulesini e, alabilir Dammon tarafı burada. Yok, orayı da korumayı başardılar. Alt koridor kulesine vuracak Rexey'i. İkinci kulesine hatta. Evet Aiming o kuleyi gerçekten istiyor. Bakın Kingen de bu kuleye tahribiyle beraber iyi bir hasar verdi. Bu da demek oluyor ki bir sonraki hamlesinde bak. iki canın var gibi düşünün bu kulede. Mesela bir şey yaşandı yarı cana düştü. Şimdi kin az önceki gibi bir tane daha hareket yaparsa bir anda kule gidecek. Mesela düz mantık. Burada yalnız ejderi taraflar almadığı için diyecektim ki Lucid o sırada ejderi alıyormuş. Lucian da üsse dönmeden bir tane ult attı. Oradan 30-40 altın ne gelirse. Yani resmen öyle bir ulti kullanımı. Güzel ama yani her zaman yapılan bir şey zaten bu. Evet of. Lucian. Lucian'ın eşyalar fena. Şimdi burada ruh gömleğine gidiyor Rexy'i. Ruh gömleğinden sonra da artık can yenilemesi. 3 saniyede binleri falan bulacak. Arka tarafı ışından geldi. Bot lane'i kovalayacaklar. Bot lane'i kovalayacaklar. Zeri de gelemiyor oraya. Kanyonu yakaladılar. Evet. Efsane TP geldi bu arada Kingen'den. Zeri'ye döndü bir anda Kingen. Zeri'yi öldürmeye çalışıyor. Bakalım Lucian bir şeyler deniyor. Aa, İstediğini bulamadı yalnız burada Damwon tarafı. Ee, orada Kingen kovalamak istedi ama hani rakip takımı biraz sıkıntılı bir duruma gelecekti. Kingen tek kalacaktı büyük ihtimal. O yüzden oraya girmek yerine Zeri'yi kovalamayı tercih etti burada. Ve orta koridor kulesini alıyorlar buradaki olayın sonucunda. Of. Lucian fena. Bombardımanın gücü. Aha. Azir yakalanmış. Oo Ve alt koridorda Azir yakalanmışken bu tarafta da savaşı kazanan Dammon var. Ve alt koridor ikinci kulesini Showmaker böylelikle alacak. Yani eyvah eyvah. Genji bayağı sıkıntılı durumda. Yani KT Damwon serisinin 5. maçını andıran bir maç izliyoruz şu an. Hiç skor vermediler. Sadece bir kule verdiler. Ve hani hamle şansı da vermiyorlar gibi duruyor şu an. Gerçekten sıkıntılı. Bakalım Chovy nasıl yakalanmış. Burada görüyoruz. Evet direkt olarak aslında basit bir skor gelmiş. Ee, burada Damwon tarafına. Bu arada ufuk getiren almış Leblanc. Garip bir eşya ama. Yani Leblanc'a genelde alınmıyor ama. E, çünkü ikinci eşya olmadığı için oyunda yani... Gerçekten Luden alan veya Seraf alan şampiyonların çoğunda eğer ki Liandre değilse ikinci eşyası, ikinci eşya çok sıkıntı oluyor. Evet bazılarının ufuk getiren çok iyi eşyası ama ufuk getiren iyi olmayan şampiyonlar da var. Bunlardan bir tanesi Leblanc, bir tanesi Syndra, bir tanesi Orianna. Bunlara mesela ikinci eşyada gerçekten oyuncular acayip zorluk yaşıyor. Bence Riot'un kesinlikle buna bir problem ee, problem diyorum çözüm getirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Buraya Nami ne ulti atar ha. Bak V öyle bodozlama dalmıyor da fark ettiyseniz. Çünkü dalarsa direkt kaybederler orayı. Şimdi Lucian bir şeyler dönüyor yan taraftan. Urgot'a olabildiğince hasar vurdu. Yok oradan bir şey çıkmaz. Ebedi bir kılıcına da az kaldı Lucian'ın bu arada. Of 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 of. Lucian çok iyi durumda şu an ya. Ebedi kılıç bitmiş. yanında da bir tane uzun kılıç almış. Yani <laughs> bambaşka bir seviyede şu an güç olarak. Ya yani şu an Damwon tarafı sadece Ruh'a oynayabilir. Mesela. Sadece ruhu oynayıp hayatına devam edebilir. Bir diğer konudan bahsedeceğim. Lucid erken oyunda acayip öne geçti değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Of 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 Kaç gold? İlk vuruşu yokken mi atmış bunu diyeceğim. Lucian ne yapıyor oğlum? Haydi. Aiming yok ediyor resmen. Ya bu seri için gelmiş adam cidden. Neyse. Şundan bahsedecektim. Hani Maokai evet geride ama sonuçta tank bir şampiyon oynuyor ya. Hani bir şekilde işe yarayacak. Yani öyle 40 milyon geri düşmesi falan öyle inanılmaz dertler değil. Onu da e, belirtmek istiyorum sizlere. Üst koridordan bir ilk kule e, üst koridor ilk kulesi gelecek. Rexey şimdi onu alacaktır büyük bir ihtimalle. Yalnız Lucid, Lucid'den bir hata geldi yalnız. İşte bahsettiğimiz şey. Sen ne kadar önde olursan ol. Bu seviyelerde Yaptığın bir tane yanlış klik seni bir anda kötü pozisyona sokar. Ve savaşı kaybedersin. Şu an baron yapabilirler mi diyeceğim. Ormancıları yok. Rakip ejder alırken baron da alamazlar. Reksei niye base atıyor? Üst ikinci kulesine vurabilirdi bence biraz daha. Sonuçta burada savaşacak hiçbir şey yok. Reksei niye süründü? En ufak fikrim yok gerçekten söylüyorum. Yalnız burada Urgot'u bir yakalayacaklar. Aynen orada ufak bir ilk vuruşla altın kazandı. Hayatına devam ediyor. Showmaker ışınını kullandı. Koridor yerlerini değiştirmek için yaptılar sanırım bunu. Ee, ama yine de ne bileyim ne kadar mantıklı bilemedim. Şu an Zeri çok geride. Yani Zeri'nin bir takım savaşında bir şeyler yapması gerçekten çok zor. Daha zamana ihtiyacı var diyelim ya da. Ama tabii ki bu ejderi vermesi Damwon tarafı için çok kötü oldu. Oyun uzayacak ve oyunun uzaması demek... İşte Lucid'le Maokai'nin arasındaki farkın azalması demek... İşte Zeri ile Lucian'ın arasındaki farkın azalması demek... Bunu da hatırlatmak isterim. Ve dipnot rakipte de Azir gibi bir şampiyon var yani. Azir de geç oyunda affetmez biliyorsunuz zaten. Evet Domini'ye doğru ilerliyor Lucian. Bence bir yerde bir aralık bulup Dammon tarafının bir baronla bir şeyler yapması lazım gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum. E, ee, Lucian'ın bir pik bulup yani Lucian'la Vayne'in birilerini sıkıştırıp bir şeyler yapması lazımmış gibi geliyor. Bakalım yapacaklar mı? Merak ediyorum açıkçası. Evet Aiming orada Lucian e, şey Maokai üzerine çekip hemen çıkıyor. O da patlamasını e, sağlamış oluyor böylelikle hasar yemeden. Ya sürekli ekstra altın kazanıyor şimdi Emin de. Sonuçta bu altın kazanımının bir sonu var. Yani belli bir dakikadan sonra kazandığınız altınlar bir işe yaramıyor. Şimdi o, ar o araya gelene kadar bu tabii ki çok güzel. Lucian güçlenmeden mi? Dominik alacak. Daha adam rakibi 2 eşya, 2,5 eşya kadar 4 eşya alacak Lucian. O konuda hiçbir problemimiz yok. Bak şu an üste dönse belki Dominik bitecek. Zeride daha sadece tek kılıcı var. Heh işte bahsettiğim Baron tam olarak bu arkadaşlar. Damwon tarafının buna benzer bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Ki yapıyorlar da. Bakalım yalnız burada Ming de içeriye atladı şimdi. Çovi orada gösterecek rakibi. Ama Maokai buraya yetişir mi derken Lucid'in Smite'ına yine güvenecekler. Maokai'nin sıçrasının olmadığını biliyorlar. Ve burada Baron'u aldılar. İşte bahsettiğimiz Baron aslında buydu. Çok güzel oyun. Lucian orta koridoru darlarken kendi, kendileri Leblanc'la bak. Leblanc V'nin Baron yapacağını kimse düşünmez. Orada Leblanc V Baron'u bitirmek için yapmıyor. 6 bin, 7 bin, 8 bin lira düşürüyor. Sonra Lucian tık diye bir geliyor. Zaten burstluyorlar hemen. Aslında bu çok iyi bir Baron yapımı. Ya bunu siz de tekli derecede veya işte takım arkadaşlarınızla kleştir, esnektir oynadığınızda yapabilirsiniz. Yani beklenmeyen bir şampiyonla ormancıyı gönder abi biraz vursun onlar. Ondan sonra sen gidip burstlersin gibi bir durum söz konusu. Şimdi Domini bitmiş Lucian. Leblanc'ta da bir tane aşırı büyük sopa gördüm. Yanlış görmediysem yani şu an bilmiyorum Genji buradan çıkışı nasıl bulacak. Evet Dominik bitmiş gördüğünüz gibi. Çok zor abi. Bayağı zor. Lucian sanki daha fazla ulti atsa iyi ya. Ulti az kullanıyor. Ha? 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 Kine bile çok vuruyorsun abi. At gitsin, ne olacak? Daha fazla kullan. Aha, Kinge Urgot orta koridoru tutarken Rex'i alt koridordan inhibitor kulesini açmış. Bu bayağı riskli ve üst koridor ikinci kulesini isteyeceklerdir şimdi Damwon tarafı. Onu da rahatlıkla alırlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu rakibe karşı şu an şey yapmak çok zor. Aha Peyz yakalandı. Oo. Pace seride yok bak. Gerçekten Pace seride yok arkadaşlar. iki tane inhibitor gitti. Chovy geri dönmek zorunda. Chovy geri dönmek zorunda olduğu için Showmaker üst koridoru ikinci kulesini alacak. Yani şu an böyle bir bot lane diff ve orman diff emin olun hiç beklemiyordum. Yani en ufak beklemiyordum. Cenci yine çokluyor mu yoksa? İnanılmaz bir şey ya. Yalnız Cenci böyle oynarsa T1 affetmez. Söyleyeyim size. T1 affetmez. Divan'a karşı böyle oynarsan. Ya Damwon da affetmeyecek gibi duruyor ama adaylısı bakalım. Evet ejder çıkıyor şimdi. Ejder... Bak şu an mesela bir önceki ejderde hatayı yapmasa Lucid. Şu an mesela ejder ruhuna sahip olacaklardı. İki tane inibitör. Ejder ruhu. Aha Lens. Ejder ruhu her şey bir anda oyun yani bitmişti gibi bir şey yani. Burada birilerini bekliyorlar ama kimse gelmiyor tabii ki buraya. Şu an rakip takımın herhangi bir şekilde açılma gibi bir lüksü Maalesef yok. Hemen üstüne dönüyor Lucian. Bakalım ne alacak. 15.000 altına ulaşmış. Lucian 2.200 altında üzerinde var. Üç otomatik saldırı. Zeri ölü. <laughs> Bakalım Lucian son eşya olarak ne alacak. Koruyucu meleğe gidiyor gibi duruyor. Ya da kanos falan alacak. Evet LeBlanc da Bench'sini bitti. Artık Azir'e karşı da daha güçlü bir şey oha bir dakika Azir'in aldığı o negatron pelerini ne? Ne yapacak onu? Chovy. Oo, o, o. o item ne oğlum? Aklın sonu falan mı alacak? Ya da şey mi yaptı yani? Leblanc'tan tek yiyebilirim. Araya bir tane onu sıkıştırayım. O dursun kenarda. Ben de hayatıma devam edeyim gibi. LCK'de şöyle bir şey var galiba ya. Showmaker Chovy'nin counter'ı. Chovy Faker'ın counter'ı. Faker, dünyanın kantırı. <laughs> Böyle bir e, bence mantık doğru diye düşünüyorum. Evet şu an Damwon çok dikkatli. Yani hata yapmak asla istemiyorlar. Bir buçuk dakika sonra zaten Baron var. Bir buçuk dakika sonra bakalım. Of 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 of. O ne? O ne? Lucian. Oha. Rexy orta koridordan baskı kurmak istiyor ama istediklerini yapamıyor. Aha V içeri girdi. Of Nami'den güzel bubble. video oradan çıkmayı başarıyor. Bayağı ulti aldılar bu arada. O ne oğlum? Kellin 30 saattir kitle kontroldü adam. O nasıl bir kitle kontrol? Yalnız Kingen de düşecek burada. Baron 45 saniye. Haydi. Yine hata geldi. Hiç gerek yok biliyor musunuz o savaşa? Hiç gerek yok. Sıfır. Çok büyük sıkıntı şu an. Çok büyük sıkıntı oldu bu. Evet Chovy'yi öldürmeye çalışacaklar. Chovy burada 1 milyon dalgadası daha gelmez yani. Benim bildiğim Chovy gelmez en azından. Aynen öyle. Aha deneyecekler. Vallahi deneyecekler. Ayde. Vallahi kestiler Chovy'yi ve Baron geldi. Baron geldi. Chovy direkt bir yudum alıyor. Bak her öldüğünde bir yudum alıyor içeceğinden. Şu an sıkıntı büyük. Şu an bayağı sıkıntı büyük. Baron gidecek ve Baronluyken e, ejder ruhu çıkacak. Ve o ejder ruhuna nasıl savaşacaklar bilmiyorum. Ki'in bayağı güçlü aslında. Şu an Ki'in ee, büyü direnci eşyasını da alacak. Ondan sonra bayağı bayağı iyi olacak diye düşünüyorum. Buradaki savaşı bir daha izleyelim. Güzel bak Lucian V içeri girdi. Tamam V çıkması lazım oradan. V çıktı bak. Namiye ne biçim bir kitle kontrol bu ya? Kaç saniye oğlum bu? Herife yazık ya. Vallahi bak. Kingen burada hata yapmış ya. Kingen'in dalmasına gerek yokmuş. Lucian bas oğlum ultini. Lush'un bu arada eşyasını bitirmemiş. Beyz atmamışlar barondan sonra. Biz tekrar izlerken. Evet bunu almayı başardılar. 3 inibitör. E, ama alt koridor ve orta koridor inibitörleri çıkacak. 12 saniye ve 20 saniye gördüğünüz gibi. Onları bekliyor zaten Dammon tarafı. Çıktığı gibi onları da almak isteyecekler. Lucid hemen üst koridoru ittiriyor şöyle ufaktan. Orta koridor inibitörü çıktı. E, üst koridor minyon dalgasını bekleyip rahatlıkla alabilirler zaten. Hiç kasmaya gerek yok. En kötü aiming bir tane ulti atar diyeceğim. Ultisi yokmuş. Ufak ufak böyle vuracaklar. Azir kule dikti. Showmaker zaten her W attığında bir otomatik saldırı vursa alt koridoru alacak olup. Yani şansları yok böyle bir durumda. Maalesef ki. Sadece ejder çıkıyor. Bu ejderi oynamak isteyecek. Cenci ee, tarafı. Aha. Lucid yok. Bir anda ejdere dönerse Damwon rakip takımın yapabileceği bir şey yok ya. Bir anda dönebilirler yani. Of aiming'den efsane hasarlar geliyor ya. Hiç engage'e yine gerek yok. Üst koridor orman, üst koridor koridorunu bekle minyon dalgasını. Bu arada bak ejlere dönmüyorlar. Oyun biteceğini düşündükleri için kefaret geldi. Üst koridoru Rex'e ittiriyor. Şimdi Showmaker yine alt koridora bir tane vurdu. Yarıcan'a düşürdü o kuleyi. Ee, özür dilerim inibitörü. Evet aiming geliyor şimdi. Rakip üste dönmek zorunda. O yüzden burayı almayı başarıyorlar. Hemen kanyon sıçra attı ama önemsiz. Aiming yok ediyor orayı. Rex'e kendince bir şeyler yapıyor. Aiming'in manası biraz az ama halledeceklerdir. Kingen üst koridoru ittiriyor. Yani şu an burayı tutması rakibin çok zor. Ama tutarsa ejderi de alacakları için oyun bir tık daha uzamış olacak. Ee, bakalım. Sanırım bitmeyecek ya. Aha Nami'den güzel ulti. Kuleye vuruyor aiming. Kuleye vuruyor aiming. Lucid ölebilir. Lucid öldü. Önemli değil. Rexey bayağı tanklıyor arka tarafı. Rexey düştü. Aa Lucian Urgot öldüremedi. Eyvah eyvah. Ejder gitti. TP gelecek çünkü. <laughs> Al işte. Dunwon mesela Ejder'i alsa daha iyi değil miydi? Şimdi Ejder ruhunu da alamayacaklar. Of. Of. Showmaker'ın manası yok. Lulu. Aha. Oh. Showmaker. Showmaker sen ne yapıyorsun? Abi inanılmaz oynadı herif ya. Vallahi inanılmaz oynadı ya. Rabadon'u bitti mi acaba? Ejder'i verecekler. Aiming tutamaz burayı. Işın'dan var. Yok Aiming base atsın. 3 inhibitor. Vallahi tutmayı başardılar. Kanal samış geldi Lucian'dan. Orada statik hançeri satıp kraken aldı ee, Lucian. Bak 3 inhibitor. Base atsalar. E, ejder ruhu sonra gelseler büyük ihtimalle bitireceklerdi. Ama yine de Maokai yokken bitirmeyi denemek aslında çok da kötü bir tercih değil bence. Burada aiming kuleye hani kuleye değil de adamlara vursa acaba kazanıyorlar mı? Baksana Urgot ölüyor burada büyük ihtimal vursa bak. Urgot ölüyor. V ölmeyecek bu sefer. Urgot öldüğü için büyük ihtimal kazanıyorlar evet. Orada aiming biraz tanıl e, tunnel vision olup gitmiş. Sadece kulelere vurmuş. E, o yüzden sıkıntı büyük. Baksana çoğu sıçratmasa aiming onu öldürüyormuş. Yalnız biz buraları bu kadar uzun izliyoruz da şu an üçünü inibitör açık. Ee, yani bir şeyler olmuyor mu oyunda? Bak bir şeyler oluyor yani. Aiming yakalandı. Arındırını bastı. Aha! 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 Kingen de gidiyor. V nerelere gitti? Showmaker bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bitirebilecekler mi? Vallahi bitirdiler. <laughs> Damwon orada xpk yapıp oyunu bitiriyor 2-2 oldu seri Damwon gerçekten Kore playofflarına hem damgasını vurdu hem de bizlere inanılmaz keyifli maçlar izletiyor Vallahi Damwon tarafına teşekkür ediyoruz de eller titriyor bence 5. maç geldi burada da 5. maça gittik Allahım fena fena baksana nasıl mutlular Neyse 5. maçla karşınızdayız. Herkese merhabalar arkadaşlar. 5. maçla karşınızdayım ve her zaman mavi taraf yendi ve cenci mavi taraf. Bakalım neler, neler olacak. V yasakladı Cenci. Diğer tarafta Nautilus, Senna, Kalista bu sefer Rel açık. Rel ilk defa açık oluyor ve Zeri açık olur olmaz Zeri Sejuani ikilisini alan bir Dammon ve Aphelios Lulu tercihi geliyor rakip takımdan. Natulus'ta yasaklıyken aslında Rell de kendileriyken Lulu kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada desteğini alacaklar. Açıkçası gerçekten merak ediyorum Yumi mi geliyor yoksa? Show me creep Yumi'yi gösteriyor. Gerçekten Yumi geldi. Bakalım. Down tarafı Zeri Yumi oynuyor. Alt koridorda tamamen farm. Ormancılar tank. İşte bahsettiğimiz aslında maça geldik. Yani herkes böyle tank alıp bir şekilde taşıyıcılarına güvendiği maçlar izleyeceğiz gibi duruyor. Showmaker çıldırmış durumda. Korki yasaklaması geldi. Bence bir Tristana yasaklaması da gelecektir kesinlikle. Hatta Tristana'yı yasaklayıp belki de Aziri Dammon kendisi alacaktır. Çünkü bahsettiğim gibi hani bu sefer taşıyıcıların oyunun geç aşamaya uzadığı bir mevzu görebiliriz. Kasadin yasaklaması geldi burada. Belki de Dammon'a bir Azir'e yönlendirme yasaklaması da olabilir bu. Çünkü 4'ten Azir'i eğer Damwon almazsa karşı taraf alacak. Yine bir e blank gelecek yoksa Showmaker'dan. Onda da biraz düşünceliyim açıkçası. Bakalım ne yasaklanacak şimdi burada. Tristana bence mantıklı diye düşünüyorum ben. Twisted Fate de aynı şekilde bence mantıklı. Ama Tristana orta koridor hala açık ve Lulu da var takımlarında. Hani Lulu da varken Tristana gerçekten Aphelios ölse Tristana'nız oluyor. Öyle bir duruma gidiyor olaylar. Bakalım son yasaklamada Genji neyi yasaklayacak? 5. maç. Bu serinin 5. maça gideceğini hiç beklemezdim. Bir Renekton yasaklaması geldi ve dördüncü tercihten bence olayların kırıldığı nokta burası. Azir'i alacaklar mı yoksa bırakacaklar mı? Yoksa Tristan'a mı alacaklar? Yoksa Kısante mi alacaklar? Bunların hepsi gerçekten soru işareti. Bakalım ne geliyor buradan? Belki Kısante alıp Azir'i bırakıp kendileri Tristan'a alabilirdi. Ama burada Bahsettiğimiz gibi Azir'i tercih ediyorlar. Burada dediğim gibi kısanta alıp mesela iyi bir üst koridor alıp sonrasında işte şey yapabilir. Bir dakika Taliyah açık ve Sejuani Zeri gibi Azir gibi atılma efektleri var. Hepsini bozabilir gerçekten burada Azir. Ee, özür dilerim Taliyah. Bakalım Chovy'den gerçekten bu tercih gelecek mi? Biz Hyper Carry bekliyorduk orta koridorlara. Burada Tristana mesela gayet iyi gibi geliyor bana. Ama Tristana tercihini yapmayıp Talya gidiyor burada Cenci tarafı. Üst koridora kör tercih. Rexey yok. Renekton yok. Genelde bu tarz durumlarda Ksante geliyor. Aynen öyle de yapıldı. Bakalım Kinge'nin Ksante'ye karşı tercihi ne olacak? Bir Atrox mu göreceğiz? Ya Atrox aslında hiç fena olmaz ama Taliyah'a karşı Atrox çok iyi olmayabilir. Burada Nar'ı gösteriyor. Nar da gayet iyi. Hatta Perfect. KT'nin üst koridoru bayağı bir sıkıntı yaratmıştı. Atrox evet Kinge'nin Atrox'u biliyorsunuz kostümü bile var kendisinin. Taliyah'a karşı biraz sıkıntı olabilir ama maç özelinde bence Aatrox bayağı iyi tercih. E çünkü Lulu, Afelios kaçma yetenekleri olmayan şampiyonlar biliyorsunuz onlara çökebilir. Ve seçim saklama bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Yani heyecanlıyız. Oyun kesinlikle geç oyuna gider diye düşünüyorum. Beşinci maçta Gen.G'yi kaybederse gerçekten çok 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 bomba bir şey olur. Yani çok mutlu olmam o ayrı yani şimdi mutlu oluyormuşum gibi geliyor insanlara ama konumuz o değil. Damwon'un böyle oynaması ayrıca Gen.G'nin yani bu kadar çaresiz hissettirmesi garip sadece. Bakalım yeni tamamen sıfırlanmış bir seçim yasaklama iki taraf içinde. Ya yani Hiç seçilmeyen Aphelios'lu, hiç seçilmeyen Taliyah, hiç seçilmeyen yasaklanan Rell. Diğer tarafta Sejuani her maç yasaklıydı neredeyse Sejuani'leri var. Azri ilk defa Showmaker oynayacak. Bir Yumi tercihi yine ilk defa seçiliyor. Atrox tercihi yine ilk defa tercih ediliyor. Serinin 5. maçında gerçekten çok farklı bir seçime saklama diğer maçlara göre. Geldik 5. maça. İyi seyirler. Evet bakalım Kingen Atrox'u neler yapacak? Yani şu an Damwon tarafı şey gibi oldu. Herkes main'ini çeksin mantığıyla e, ilerliyorlar gibi bir durum söz konusu. Bakalım neler olacak? Vallahi ben heyecan yaptım. Oyuncuları düşünemiyorum ya. Bu oyuncular tabii ki buralarda zibilyon kez oynadı ama Mesela Lucid için zaten koçları Zeka, Zeka diyorum Zefa da şöyle demişti. Hani KT serisini kazandığımız için çok mutluyuz. Tabii ki Gen.G'ye karşı kazanmak da istiyoruz. Ama Lucid bir tane daha Best of Five yani 5 maçlık seri oynayacak. Bizim için önemli demişti. Bu da aslında yani Lucid için de önemli. Dammon için de önemli sonuçta. Bu da aslında ekstrası diyebiliriz durumun. E, bu arada aşağıdaki istatistikler. Damvon hep çok kötü. Çünkü normal sezonu kötü geçirdiler. E, o yüzden aşağıdaki istatistiklere çok bakmayın. Cenci bambaşka bir mevsim geçirdi normal sezonda. E, Damwon farklı geçirdi. Ay burada Yuminin Q'sunun tutmaması biraz problem oldu. Tutsa güzel bir takas kazanırdı Damwon tarafı. Bu arada Lehends de dünyadaki en iyi Yumi olabilir. Haberiniz olsun. Yumi meta'da değilken Yumi oynar. Yumi oynandığı zaman şimdi abi ne alaka ya? Yumi en iyi Yumi nasıl olabilir? Herkes Yumi'yi zaten eşit oynuyor diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, öyle olmuyor. Yumi ile yaptığınız bu ufak otomatik saldırı takasları, içeriye girip çıkmalar, herhangi bir yetenek gelirken Yumi ile onu çıkıp üzerinize almanız, sonrasında tekrar içeriye girmeniz falan. Emin olun Yumi'nin birçok bu, bu konuda mantığı var. E, mekaniği var. Aklınızda bulunsun. Mesela natulus sallıyorum. Tek yemeyeceğine inanıyorsan 6. seviye öncesiyse AD carry'in yiyecekken tık dışarı çıkıyorsun. Sen yiyorsun. Sonra tekrar içeri giriyorsun gibi durumlar söz konusu. Veya oyunun geç aşamasının işte birebir savaşlarda, 2-2 iki iki savaşlarda falan öyle şeyler olabiliyor. Aiming burayı hemen ettirdi ve geri çıkıyor. Ya burada Sejuani rel konusunda ben rel'i hani tank ormancılar konusunda en tepeye koyuyorum. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten en tepede benim için. Çok çok güçlü çünkü. Ee, ama Sejuani hiç fena değil. Onu da söyleyelim. Oo, yalnız Showmaker burada baya kötü bir takas yapmış oldu. Chovy'den güzel bir takas. Bu arada onu da hatırlatalım. Yeni yamayla rel orman diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Rel'in ormana hasarını acayip düşürmüşler. Hatta ormana hasar hani artık sıfıra eşdeğer gibi bir şey. O yüzden aklınızda bulunsun ekstra hasarları kalkmış. Yani yeni ormancılar Saylas ve Olaf olacak büyük ihtimal. Saylas'ın çünkü hasarını arttırmışlar. Olaf'ın hasarını arttırmışlar. Onu da aklınızda bulunsun. Rel Orman yeni metada denemeyin. Şu an bunlar bir peç daha dün daha bugün geldi hatta peç. O yüzden bir tık geride oynuyorlar. Sonuçta aynı gün gelen peçi sen bu oyuncuları oynatamazsın. Onun bir alışma süreci var. O yüzden de genelde oyuncular bir tık e, geri planda yani patch konusunda yama konusunda geride oynuyor. Bu arada unutmuşuz söylemeyi. Showmaker tank Azir oynayacak. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu rününe girip normal eşya dizilimine de gitme ihtimali var. Çünkü gittiğini görmüştük oyuncuların birkaç defa. Yalnız burada Chovy Taliyah'ı gayet iyi kullanıyor bu dakikaya kadar. Hem koridoru kazandı hem sağ solu darlıyor. Chovy biraz sinirlenmiş gibi duruyor Damwon tarafına. Evet ilk eşya Liandry gelecek burada e, Azir'den. O bitkinlikler geldi. Gayet iyi takas bence. Hiç fena değil. Sejuani burada bekliyor ama tamamen takım arkadaşlarının koridoru ittirmesini bekliyor. Hani şey değil. Öyle nasıl diyeyim size. Şey bir sorun değil. Hani geleyim gen katayım Sejuani ile skor alayım falan. Öyle bir şey zaten bu seviyelerde çok da oyuncuların istediği şeyler değil açıkçası. Yani şu an bu arada Çovi'den cidden yani 4 maçta da bekle hani beklediğimiz performansın altında kalmıştı ama bu maç şu ana kadar yani skor almasa bile koridordaki üstünlüğü olsun işte rakip ormancıyı darlama olsun vesaire gerçekten beklenen performans Chovy'den bu. Koridorunu kazanacak, sağa sola yardımını edecek. Ahri ile bunu çok yapıyordu. Yalnız Dammon tarafında emin biraz agresif oynadı. Çok güzel bir Q flash orada kanyondan. Şimdi Çovi oraya geliyor. Aiming orada ay Talia W'su nasıl dedi Peyz orada Yumi'yi de öldürecek derken son anda kalkan geldi Yumi'ye ve skor Yumi alıyor orada Aphelios düştü ve Aphelios'a skor gitmedi arkadaşlar bu çok önemli bir detay Chovy'e skor gitti evet ama e, günün sonunda orada Yumi de düşebilirdi ve e, orada Yumi düşmedi şimdi Showmaker orta koridoru ittiriyor biraz da olsun orta koridordaki minyon farkı azalacaktır ve tahrip girdiyse eğer orada plakada alacak o maker. Bu da önemli bir detay. Aynen öyle tahrip girmiş büyük bir ihtimalle onu almayı başarıyor. Liandrin'in alt eşyasında gayet güzel almış. Şimdi bakalım Chovy oradan geçebilecek mi derken e, rahatlıkla geçiyor ama tabii ki grasp bükünü almaktan Geri kalmıyor Showmaker. Ejder'e şimdi başlıyor Lucid. Niye? Çünkü geç üste döndüler. Hani öyle bir Ejder'e giriyor. Yumi de yolda. Bakalım buraya oynamak isterler diye düşünüyorum ben ama Showmaker'a iyi bir hasar geldi. Ama Showmaker orada takasını yapacak. Hatta ultisini kullanmadı. Sıçra ulti attı. Chovy'den harika bir sıçra geldi bu arada. Hani biraz daha geç atsa sıçrasını falan yakalanacaktı ama... Güzel oyun kesinlikle. Burada acaba Showmaker hani sıçra ulti attı ya. Oradaki sıçra ultisinin sebebi tabii ki rakip sıçra atsa da skor almak. Hani ben skor istiyorum. Sıçram gitse de önemsiz dedi. Acaba direkt ultisini kullansa, rakibin sıçrasını alsa sonra beraber öldürseler daha mı iyiydi? Çünkü rakipte Merkür'ün adımları yok. Merkür'ün adımları yokken Sejani ile beraber rahatlıkla öldürürler gibi geldi bana. Burada da savaşı tekrardan izliyoruz. Kanyondan güzel oyun gelmiş bu arada. Çovi de burada. Güzel kitle kontrol. Son anda bak kalkan geliyor. Ona ölmüyor. Slow da geliyor Yumi'den ve pace skoru alamıyor. Lucid'in kırmızı güçlendirme yalan oldu galiba. Çarpı yok diyecektim. Çarpı son anda geldi var ya. Son anda yani. Evet burada kurtçukları da kanyon oluyor. Cenci ilk 4 maça göre fena başlamadı bence bu maça. Yani ilk maç biraz daha... Hani ilk maç en iyi oynadıkları maçtı büyük ihtimal. Ondan sonra biraz böyle tökezlemeye başladılar. Üst koridorda bu arada Kısante gayet iyi iş çıkartmış. Keane Atroks'a karşı ve Kingen Aatrox'u bu hani Kötü de bir Atrox değil onu da söyleyelim. Kingen'in Atrox'u dünya şampiyonu olmasını sağlayan şampiyon diyebiliriz. DRX ve Kingen'in. Şimdi Showmaker tanklığa doğru ilerliyor. Şimdi Showmaker tank olduğu zaman Showmaker'ı öldürmesi de çok kolay olmayacak Cenci tarafının. Onu da hatırlatalım. Neden derseniz Tallyah'ın öyle hasar anlamında tabii ki hasarı var ama Taliyah genelde böyle anlık hasar gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında böyle ufak ufak hasarlar öyle Azir gibi, Cassiopeia gibi, falan hasarlar vurmuyor sonuçta Talya. O sürekli hasardan bahsediyorum. Şimdi o Azir tanklığını eline aldığı zaman Rel'den çok bir hasar gelmeyecek. Kısant aynı şekilde. Afelios'un da çok öne geçmediğini varsayarsak o Azir gerçekten çok büyük bir tankla ulaşabilir. Ama dediğim gibi Azir'den bir anda ikinci eşya Naşor dişi de görebiliriz. Düşük ihtimal buradan Naşor'a dönmesi. Genelde çünkü hani Naşor alıyorsanız genelde ilk Leander almıyorsunuz derken King'e güzel bir ulti geldi King'den ama tabii ki orada ultisini basıp çıkmayı başarıyor. Lensi yakalamışlar. Sıçrası, şifası her şeyi var. Onları alıp oradan çıkmayı başarıyor. Bu arada koridor biraz kötü Cenci ee, adına. Ama yani öyle çok da problem olacağını sanmıyorum. Şimdi Chovy'yi yakalamışlar. Chovy oradan sürat coşkusuyla hemen çıkmayı başarıyor. Aiming'e bak. Adam gidiyor takayıcıların oradaki totemi kırıyor. Kafayı yersin. Bu arada iki ormancı da tamamen kendi özelliklerini bir kenara bırakıp tank oynuyorlar. Etliye sütliye karışmak yok. Öyle çok sıkıntı yaşamak yok. Tank. Şövalyenin adanı alırım. Kafama göre takılırım mantığı. <laughs> i̇ki ormancının da. Aha. Ya burada aslında bir 2v2 dönse çizmesi bitmiş bir aiming var. Aslında geri, hani e, önde olabilirler anladın mı? Savaşta. Bak aynen oynayacaklar dediğim gibi. Şifalar geldi. Ultisini kullan. Lens'in sıçrası yok. Onu hatırlatalım. Lens'te sıçra yok. Arkaya ışından geldi. Taliyah'tan talya ultisi de var. Onu unutmayalım. Taliyah ultisini şimdi kullanıyor. Arka tarafa Azir'den bir ulti geliyor. Eğer orayı... Oğlum ne yaptılar lan orayı? Lulu çok güzel ulti attı bu arada. Lulu harika ulti attı. Ve burada Chovy yine yaptı yapacağını harbiden 3-0'a getiriyor kendi skorunu. Takımının da 3 skoru olmuş oldu. Lulu'nun nokabına Taliyah orada yatıyor. Aiming sanki Taliyah indiğinde direkt olarak sıçra lazımdı. Orada Lulu'nun ulti atabileceğini büyük ihtimal tahmin edemedi ya da aklına gelmedi. Bir diğer konu bence 3 skorun üçünde Taliyah'a kalması biraz da Damwon için şans diyebilirim. Şimdi pozisyonu tekrar bir izleyelim arkadaşlar. Burada Lulu şey Nami nam diyorum Yumi ultisini atıyor. Bak şimdi izle. Şimdi Taliyah uçtu. indi. Hop Lulu ulti atıyor, sonra nokap geliyor ve böylelikle aimingi düşürmeyi başarıyorlar. Bu da ee, işte dediğim gibi beklenmedik bir mekanikten kaynaklı yaşanmış oluyor. Yalnız burada Chovy'yi yakaladılar. Aynen Sejuani'den harika bir ulti geldi. Orada Chovy'yi düşürdüler. 700 altın Sejuani'ye gitti. Hiç fena değil bu arada. Showmaker Nashor dişi kasıyor arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Tank eşya dizimine gitmeyecek herhalde buradan. Orta koridordan tahrip de gelecek. Evet burada ejdere alan taraf damvan oluyor rahatlıkla. Zaten Chovy'i öldürmeyi başardılar. Burada Chovy'nin ölmesi biraz sıkıntı oldu ve 700 altın Sejuani'ye gitti. Ya bana sorarsanız tabii ki Azire falan gitmesi iyi ama Sejuani'ye gitmesi asla kötü değil. Hani çünkü bu oyunu tankların kaderi belirleyecek emin olun yani tamam taşıyıcılar belirleyecek ama taşıyıcılara karşı duracak kişiler kimler? Tanklar. O yüzden tankların performansı da bu konuda çok çok değerli. Onu da hatırlatalım. Orta koridorda Azir 3 tane plak almış. O da ufak da olsa güzel bir detay Dammon adına. Burada Chovy büyü direnci çizmesi niye almadı? Ben onu merak ediyorum. Hani rakipte genelde Sejuani varken orta koridorda yetenek gücüyken genelde Merkür'ün adımları alınır. Ama burada Merkür'ün adımlarını tercih etmedi. O da biraz şaşırtıcı. Buradaki savaşı tekrar izleyelim. Çoğu tüm yeteneklerini kaçırdığı için buraya geliyorlar. Sejani'nin içerisinde Yumi var. Onu da hatırlatalım. Ee, orada Sejani'de 700 altın kalıyor. Dediğim gibi Azir'de ya da Zeri'de kalsa çok daha iyi tabi. Ama Sejani'de kalması çok 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 kötü denmez bana sorarsanız. Evet burada alamette bir oynama gelecek mi? Üst koridora Aatrox'a bir baskın. Bu arada üst koridora hiç vuramadı taraflar farkındaysanız. Çünkü Aatrox'un da Ksante'nin de o eşleşmelerde ölme ihtimali çok çok düşük. O yüzden umursamıyor taraflar oraları. Ee, burada kırmızı güçlendirmeyi alan bir peyz var. Mikael bitirmiş bu arada Lulu. Mantıklı. Burada bu arada Mikael alacağını düşünüp Merkür adımlarını almamış olabilir. O da bir seçenektir. Neden derseniz hani Sejan ultisine Mik Sejua kime ulti atacak? Bir kişiye zaten. O kişiye de Michael basacak gibi düşünün. Bu sadece Afelios olmak zorunda değil. Aklınızda bulunsun. Yani o an Rel yese, Rel'e bile atma ihtimali var. Eğer pozisyon onu gerektiriyorsa onu da söylemiş olalım. Alamete başlıyorlar. Ksante de orta koridora muvlamış. Ama burada Kingen hemen koridoru ittirip buradaki kuleye vurabilir. Bence alamete karşılık alt koridor kulesine vursalar acayip kötü bir durum değil aslına bakarsanız. Hani e, Kingen şimdi alt koridora vuruyor. Çovi de üst koridora gideceği için Kingen orada kuleye bayağı hasar vuracak. Hatta belki de kuleyi alacak. Alamete karşılık kule almak o kadar da kötü bir tercih olduğunu sanmıyorum ben. Evet, Chovy şimdi oraya ışından attı. Onu kovalayacaklar mı? O nasıl bir ışından? Kingen zaten, ay King zaten alt koridora iniyordu. Allah Allah. Bak bu bayağı şaşırtıcı bir ışından oldu. Hani ejder de yok. Ee, bu şekilde oynamaları garibime gitti rele yakalıyorlar orada. Bakın rele kullandığı Mikael'in Bitkinlik geldi bu sefer Afeliyosa. Bu sefer ona Mikael yok. Taliyah şimdi arka taraflardan geldi. Aatrox'u beklemeleri gerekiyor ama Sejani bekleyemeden ölecek. Orada Azir içerilere girdi. Bakalım peyzi düşürebilecek mi? Aatrox peizi düşürecektir orada. Aynen öyle yapıyor. Chovy'nin arkasından gelen bir Aatrox var. Rel sıçrasını kullandı orada. Zeri taramaya devam ediyor. Chovy. Chovy'nin sıçrası var. Arka tarafta Showmaker yaşamayı başardı orada. Onu da hatırlatalım. Kini kovalayacaklar mı? Burada birebir nasıl çıkıyorlar oğlum buradan? Burada nasıl birer kişi ölüyor? Kafayı yersin. Daha fazla insan ölmesi lazım. Hatta Atrox arkadan gelmese Afelios ölmeyecekti. Hemen Showmaker'da koridoru ittiriyor. Kingen burada kayacıları alıyor. Ya orada Chovy'nin neden alt koridor ışığından attığını gerçekten çok merak ediyorum. Evet oyun iyice kızıştı bu arada. Yani cidden. Canyon'la Lucid'in oyuna hiçbir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Yani tabii ki bazı etkileri var. İşte Sejuani'de şattan kaldı. Canyon alt koridora geldi ama Asıl kahramanlar yani bu ormancılarla normalde baskın atılmasını beklersiniz ama hiçbir yer doğru düzgün baskın yemiyor. Çünkü çok dikkatli oynuyorlar gerçekten oyuncular. O yüzden de şu an onlar biraz hani tank bot gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle gezinecek tanklayacak. Çok fazla oyunda bir söz yok. Normalde Lucid V ile çok iyi oyunlar oynadı mesela. V ile yaptıklarını sejani ile yapamayabilir. Ki yapamayacak tabi büyük ihtimal. Yalnız 3. ejder var ve alev ruhu yani serideki ilk alev ruhu ve üçüncü ejderi almayı başaracaklar. Çovi üst koridorda şu an. Yani karar olarak bırakmışlar burayı. Cenci şu an çok büyük bir sıkıntıda. Bir sonraki ejderde savaşmak zorundalar arkadaşlar. Yani savaşmadığı takdirde Alev ejder ruhuna karşılık galibiyet kazanmak çok çok zor. Çovi orta koridora ulti kullandı. Burayı da istiyor Cenci tarafı. Madem size ejderi aldınız o kadar bir... Güç kazandınız yani şey olarak oyunun ilerisi açısından. Avantaj sağladınız. Biz de sizin kulelerinizi alacağız. Üst koridor kulesi artı orta koridor kulesi. Üst koridor ikinci kulesine hasar vurduğum çobayı onu göremedim tam. Yalnız Azir'de ikinci eşyasını artık bitecek. Hem canavuzu olarak fena bir seviyede değil. Hem de hasar olarak da öyle. Yalnız rel'i burada yakalamışlar ama oradan çıkmayı Başarıyor tabii ki Rel. Buradaki mavi güçlendirme için mevzu çıkacak gibi Chovy de alt koridor kulesine gitmiş. Yani Chovy resmen her şeyi alıyor. Lance'i yakalıyorlar burada. Lance direkt düşecek mi derken Lance oradan çıkmayı başarıyor. Sejuani'den son bir yavaşlatma. Zeri sıçra atıp düşürdü onu. Yalnız yan taraftan çok iyi geliyor. Peyzi içeri atmayı başardı. Bakalım Peyzi öldürebilecek mi Atrox derken R'den çok iyi bir ulti geldi. Son anda Kingen orada 3. Q'su ile beraber skor almayı başarıyor. Yalnız 4 kişi yaşayan Dammon var. Yumi'yi unutmayın. Yumi Zerin'in içerisinde. Burada kanyon da düşecek büyük bir ihtimalle. Dammon, neler yapıyorsun Dammon? Ah. Dammon gerçekten yani Lucid ne kadar mutlu zaten görüyorsunuz. Ee, orada son 3. Q'yu çok iyi çıkarttı elinden Atrox. Oyun gidici Cencii için. Ben size öyle söyleyeyim. Yani oyun gerçekten gidici. Savaşı tekrardan bir izleyelim. Lehends'i çok güzel yakalıyorlar aslında burada. Keşke Zeri direkt olarak ultisini patlatsaymış burada. Sıçra atıp ultisini patlatıyor sanırım. Aynen. Burada ultisini atıyor. Keşke orada Lulu'yu teklemek için atsaymış. Ama Lulu öldüğünde diğerlerine vuramazsam ultimi biterse diye düşündü büyük bir ihtimalle. Sonrasında sıçrası gitti. Ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Devamında... Gayet iyi iş çıkarttılar. Orada Yumi ile beraber Zeri artık oyunun geç aşamasına gidiliyor yavaş yavaş. Zeri ile Yumi de ekstra güçlenecektir. Burada Azir'e de bırakıyorlar skoru mis gibi. Ya Pace seri de gerçekten Draven maçında biraz gözüktü. Dışında yok yok Pace diye bir şey yok. Gerçekten aiming bu alt koridora aiming ile Kellin. Kellin geçen mevsimin belki en kötü desteği benim açımdan. Hat hatırlarsınız MSI'da adamla dalga geçiyorduk ya. Kellim filenki diye bir şey çıktı bizim içerik. Hani bizim videolarda. E şimdi böyle bir durumda sen bu alt koridora cenci alt koridor olarak bu kadar üstünlük veremezsin ya da üstünlüğü geçtim. Biz izlerken ben şu hissiyattayım. Sizler ne hissiyatınızdasınız bilmiyorum. Ulan aim'in kasarsa taşıyacak. Hep bu hissiyat var içimde. Peiz için o yok. En azından bu maç. Ben Peiz'i çok beğeniyorum. Peiz'i beğeniyorum. Ki T1'a neler yapıyor Cenci biliyorsunuz yani. Ama yani bugünkü bu performans niye böyle hasta mı? Bilmiyorum yani hastalığı olabilir sonuçta. Grip mırip o tarz şeyler oluyor bazen oyuncularda. O yüzden söyledim. 2 dakika var neredeyse ejder. Hatta 2 dakikadan daha kısa süre. Bu ejderde savaşılmazsa büyük sıkıntı. Cenci de bunu fark etmiş olsa ki Baron'a başlayacak sanırım. Yani buradan bir çıkış yolu bulmak zorundalar. Sejuani şu an çok daha tank. Kanyon'a göre çünkü Randuin'i var. Randuin e, Afelios çok az vuracaktır. Taliyah'ın attığı hasarı Sejuani çok umursamayacaktır. Ya umursamayacaktır derken hasar vuramayacak anlamında söylemiyorum. Yani şu anki önceliği Afelios gibi düşünebilirsiniz. Orada bekliyorlar. Yalnız arka tarafa görüş lazım. Kanyon harika girdi oraya. Aiming'i öldürebilecekler mi? Aiming ölecek mi? Ke Öldürmeyi başarı ama Azir efsane bir ulti attı orada. Chovy bakalım yandan azar vurmaya devam ediyor. Atrox Chovy'yi kovalayacak. Sıçrasını da kullandı. Arka tarafta kin bir şeyler deniyor. Bitkinlik geldi orada. Yalnız Yumi hala yaşıyor. Oh, inanılmaz bir takım savaşı. Yani iki taraf içinde aha gitti dedik. Aiming'den çok büyük bir hata. Adamı övdük direkt yaptı hatayı. Canyon muhteşem oynadı burayı. Bir daha izleyelim. Azir'den harika ulti geliyor. Aiming'e hiçbir şey yaptırmadılar. Bak izle. Hiçbir şey yaptırmadılar gerçekten. Burada bir de Taliyah direkt olsa zaten bambaşka bir senaryo. Azir'den çok iyi ulti ama yeterli olmuyor. Kingen geliyor oraya. Kanyon'u düşürüyorlar ama sonrasında Kingen sıçratıp Taliyah gidiyor ama arka tarafta Kingen e, Kingen diyorum. King, Nickler benziyormuş gibi geliyor bana bilmiyorum. Burada Taliyah da son noktayı koyuyor Aatrox'a. Talia'nın sıçrası yok. Bence bu çok önemli bir bilgi. E, Afelios'un sıçrası yok. Zeri'nin sıçrası geliyor arkadaşlar. E, aynı zamanda Rel'in sıçrası yok. Mesela Rel'in sıçrasına göre Sejani sıçrası çok değersiz. Çünkü Rel sıçrayla engage yapıyor ama Sejani'nin öyle bir derdi yok. O yüzden sanırım buradaki savaşta e, Dammon tarafı çok daha e, üstün gibi duruyor. Hiç kimsenin sıçrası yok Cenci'de. Hiç kimsenin. Ve sıçraları önemli olan Cenci tarafı diye düşünüyorum ben. Evet Kingen şimdi arka taraflara sarkmaya çalışıyor. Chovy'den güzel bir totem geldi. Ksante de orada bekliyor. Ama bu ejderi sanırım Damwon tarafı bırakmak zorunda kalacak. Aynen öyle. Ya yine o clutch time'ı yani clutch time dediğimiz çok önemli anı. Gen.G'yi çok iyi oynayıp e, bir şekilde oyunda tutmayı başardı kendilerini. Harbiden helal olsun diye demek düşer bize. Kingen'in ışınlanı yok. Alt koridorda gördükleri gibi barona başlıyorlar. Aphelios'un silahları hiç fena değil bu baron için. Bakalım... E, bu baronda neler olacak şimdi çıkmak zorunda kalacaklar mı yoksa devam mı diyecekler. Chovy'nin yerini bilmiyorlar Chovy şimdi arayı kapattı orada bu barona giremeyebilir Lucid. Lucid'in sıçı çarklarının çok iyi olduğunu hatırlayalım. Aiming harika oynadı burayı bakalım Showmaker içeriye girmek isteyecek mi? Chovy'nin sıçasının olmadığını tekrardan hatırlatalım. Chovy şimdi tekrardan geriye geldi Kingen içeriye oynamak istiyor ama Chovy çok güzel kaçtı. Afi... Aa, konuşamıyorum. Azir efsane ulti attı. Çin Kısante ile neler yapıyor Ama aiming de tarıyor konuşamadım Yemin ederim savaşta konuşamadım Beynim gitti Kısante oraya ulti atınca Acayip iyi bir savaş Kısante resmen şu an Oyunda tutuyor cenciyi Kısante'nin ultileri Kısante'nin attığı hasarlar diyelim daha doğrusu Burada aiming harika oynuyor Bakın aiming kendi üzerine çekiyor tüm odağı Sonrasında sıçrayla harika kaçıp Sonrasında ta takımı da e, Takip ediyor bak izle İzliyoruz. Çovi burada yakalanıyor. Ama Çovi oradan nasıl çıkıyor abicim? Çovi buradan nasıl çıkıyor ya? Çok iyi ulti Kısante'den. Showmaker'ı söylememe gerek yok. Acayip bir ulti atıyor. Ama el orada kitle kontrolü uyguladığı için Showmaker canlı çıkamıyor oradan. Showmaker canlı çıksa belki de orada Baron'u alacaklar. O da çok önemli bakın. O detayı da unutmayalım. Showmaker 3. eşyasını, Chovy de 3. eşyasını bitirdi. Burada Aiming'in sıçası yok. Onu hatırlatalım ama rakip takımdaki oyuncuların da yok. O da değerli tabii ki. Şimdi eşyalara baktığımda üç eşya bir zeri, 3 eşyaya çok yaklaşmış bir Afelios var ama Kısante şu an Kingen'e göre yani King çok daha iyi bir performans sergiliyor. Öncelikle bu maçta Kingen'den Atrox'la daha iyi bir performans beklerdim açıkçası ben ve savaşlarda bir tık zayıf kalıyor e, Atrox. Hani hasarı vuracak kişiyi bulmakta zorlanıyor. Rele ve Kısante'ye vurmak da istemiyordur çok fazla. Doğru hedefleri bulma konusunda gerçekten zorlanıyor şu ana kadar. Ama demiştim şimdi Taliyah'a karşı evet iyi kaçma yetenekleri yok rakibin ama bir yandan da kötü. Talyah'ın E yeteneği Atrox'u çok bozuyor. Bu da aslında bir şey yani burada aslında Nar belki biraz daha iyi olabilirdi. Tabii ki Atrox yine iyi asla kötü değil. Kısante'ye karşı da çok fazla insan oynuyor. Ama dediğim gibi birkaç sebebi var. Atrox öne geçse mesela dümdüz eder karşı tarafı. Ofelios Talya'yı. Ama bir tık öne geçemedi. Kısant öne geçti falan derken sıkıntılar oldu. Burada reli yakalıyorlar. Orada Yampiri yengeci alsalar fena olmaz gibi duruyor. Dominik bitti pace. 1-5 oynuyor ama 1-5 oynamasının çok da bir önemi yok. Günün sonunda 3 eşyaya ulaşmış durumda. Evet Cenci yine barona başlıyor. Gerçekten bu baronu istiyor Cenci tarafı. Ve Yampiri'si varken Damwon'un yani orada tüm görüş her şeyi bir şekilde görecekler. Peyze çok iyi bir şekilde Atrox yan taraftan geliyor. Az önce denedikleri şeyi şimdi tekrardan deniyorlar. Lucid'in sıçrasını var ama oraya girmediler. Çoğu yan tarafta sıkışmış durumda. Kin şimdi Sejani tutmaya çalışıyor. Rel'den efsane bir ulti. Yalnız kısante diyorum özür dilerim. Atrox çok iyi girdi. Showmaker şimdi içeri girdi ama Showmaker tam olarak istediğini yapamadı. Canyon burayı dümdüz taşıdı. Atrox bir şekilde vuruyor. Aiming hala vuruyor. Aiming Yumi ile beraber hala yaşıyor. Baron almasına rağmen rakip takım bir şekilde Aiming ölmemiş. Ya orada Aiming nasıl ölmedi? Ben Aiming'i öldü sanıyorum. Yemin ederim artık o kadar algılarım kapandı savaşlarda. Atrox 3 kişiye falan Q attı dedim ne oluyor falan filan. Bambaşka bir senaryo çıktı karşımıza. Şimdi Kingen burayı ışından kullanıyor. Bakalım buradaki e, ejderi vermek isteyecekler mi? Yani şimdi Ksante üstüne dönüyor. Büyük ışından kullanacaktır. Buradaki ejderi e, ejder için daha doğrusu bir daha savaş göreceğiz büyük bir ihtimalle. Her şey için savaş. Savaşı tekrardan bir izleyelim arkadaşlar. Sejani'nin önünü Taliyah çok güzel kapatıyor. Burada hemen Baron'u börsüyorlar. Sejani'den güzel bir ulti ama tutmuyor. Sonrasında Atrox çok iyi bir konumdan geliyor. Aiming yine yan tarafa sızıyor. Çok güzel bir şekilde. Burada bakın Rel çok iyi giriyor. Ama maalesef ki devamında Atrox da iyi giriyor. Azir buraya çok iyi gidiyor. Ama maalesef yine istediğini bulamıyor. Showmaker maalesef ki. Ve böylelikle orada istediğini yapamamış oluyor. Aiming'de yani gerçekten herif sürekli vuruyor abi. Karşımda böyle bir AD Carry istemem. Gerçekten istemem. Şu an inanılmaz bir performans sergiliyor Aiming. Azir'den verim alamadılar. Atrox'tan doğru düzgün verim alamadılar. Benim görüşüm bu dakikaya kadar bu. Ve iki tane Alev Ejder'i oldu rakipte. Şunu unutmayın. Alev Ejder'leri biriktikçe de rakip daha da güçleniyor. Şimdi ruhu vermiyorsun eyvallah. Ama birden fazla alev ejderi de can sıkar. Burada Sejani'yi yakalamayı başardılar. Sejani düşecek büyük bir ihtimalle. Kısante çok tank çünkü. Ya Çovi. Ya bu adama niye talya almıyorsunuz mesela? Soruyorum size kardeşim. Bu adam böyle talya oynuyor. 70-80 CS fark atmış rakibine. Anladın mı? Bu adama sen niye talya almıyorsun kardeşim kaç maçtır? Tamam belki pozisyon olmuyor talyalık ama adam oynuyor kardeşim işte. Daha ne yapsın bu adam yani? Tamam bu maç talyalık efsane maç. Herkes de deş var karşıda. Sejuanis'inden Azir'ine işte Zeris'ine Atrox'una herkes de deş var. Mükemmel bir maç bu maç Talia için. Ama yine de bilmiyorum daha erken ee, Chovy'ye bu tarz şampiyonlar verilebilirdi gibi geliyor bana. Burada Sejuani bu arada kendisi ölüyor bak. Normalde dojluyor skill'i. Q atıyor. Q attığı için kitle kontrol yiyor. O yüzden de düşüyor. Sejuani tank mank değil. Şu an bu arada rel bile öyle. Tank mank değiller yani. Şu an tek tank var oyunda. O da kısante. Özellikle de nişancılar ebedi kılıcı bittikten sonra o tankları falan dümdüz edecekler yani. Şu an Aphelios'ta iyi konuma geldi. Yanında da Lulus'u var. Yani onu da hiç bahsetmiyoruz Peyz'den. Kusura bakmasın Peyz ama gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Chovy'nin hasara bak 27.600. Şimdi bak 27.600 hasar vurup aynı zamanda 340 CS yapmış herif ya. Baksana çoviyi. Ye. Her yerde oğlum adam Talyal'la. Bak her yerde. Baron alınırken bir şekilde bir şeyler yapıyor. Ejder alınırken yapıyor. Kule alınırken alt koridor kulesine ulti. Orta koridora ulti falan filan ya yani. Her şeyi yapıyor adam şu an. E, muhteşem bir performans. Yani çoğu resmen takımı ulan tamam sizden bir bok olmaz. E, bu abiniz taşısın dedi gibi bir durum var. Bir de kine de parantez açalım. Xanthel'e çok iyi performans sergiliyor şu ana kadar. Harika 5-0-5 zaten. Çok çok iyi. Evet burada Aatrox 3. eşyasını ne zaman bitirecek bakalım o bayağı önemli yani 3. eşyası yok. 2.5 eşya Kısante yani 3.5 eşya 4'ü bitecek neredeyse. O da problem. ikinci kulelerin hepsini almış oluyor böylelikle Cenci. Bu arada e, özür dilerim ebedi kılıç almadı Cenci. Cenci Deming. E, Navore aldı. Navore çokça tercih edilen bir eşya zeriye biliyorsunuz ki. Burada ebedi kılıcı bitecek olan bir Afelios var. Artık menzil avantajı da yavaş yavaş Afelios'a geçiyor. 100 CS fark attı Chovy. 100 milyon. Dakika 33. Komik ama gerçek. <laughs> evet şimdi oyunun kapanışını nasıl yapacaklar? Şimdi Baron var, Ejder var. Bu tarz şeyler var. Bunların hangisine öncelik verecekler? Şimdi Ejder'i alsalar bir sonraki Ejder'e de uzayacak oyun günün sonunda. Bir şekilde oyunu kapatmak için bir şeyler lazım. Bence büyük bir ihtimalle buradaki en büyük olaylardan bir tanesi Baron'a insan yani rakibi çekip orada savaşmak. Bu arada Rel'in savaşlarda yaptıklarının Sejani 3'te birini yapmıyor. Bunun farkındasınız umarım. Yani bu yüzden Rel Sejani'ye göre çok çok daha güçlü. Bu arada Kingen eşya mı satmış oğlum? Ne yapmış bu adam? 3. eşyasını şimdi bitti Seril dayı. Sanki böyle daha fazla eşyası varmış gibi geldi reis. Neyse. 3. eşyası da bitti. Dört eşya Ksante, 3 eşya Atrox. 5 eşya. Full eşya Talya var arkadaşlar. Full. Hiçbir yani Rabodon'u yok. Eyvallah. Ama günün sonunda full eşya. Morello da lazım sonuçta. Rakipte Yumi'si var, Aatrox'u var falan. Ee, gerçekten oyun çok uzarsa Morello'yu Lulu'ya devreder. Kendisi Rabadon alır. Burada Baron'a başladılar. Görüşü elde ediyorlar. Bu görüşe kafa atmak şu an çok zor. Aatrox alt koridorda ve bu Baron'u maalesef ki veriyorlar. Yani şu 3. Ejder öncesinde yapılan savaş bir şekilde kazanılmış olsa Cenci, adına 4. Ejder öncesi pardon. Belki de şu an galibiyeti kutluyorduk Damwon adına. Kutluyorduk derken ben kutlamıyordum yani onlar kutluyordu. Benim çok umurumda değil böyle şeyler. King çok içeride kaldı. Kefaret basıldı şimdi. Aiming yalnız bir cana düşmüş. Aiming'i kim vurdu? O Atrox'u yakalıyorlar. Sıçratmak zorunda kaldı burada Atrox. Bakalım Rel'in sıçrası yok. Onu hatırlatalım. Kingen'i yakaladılar burada. Kingen düşecektir. Kısante acayip darlıyor şu an. Hiçbir şekilde Kısante'ye karşı durmanın mümkünatı yok. Hem çok tank hem de çok darlıyor. Hasar da vuruyor yani. O yüzden gerçekten şu an çok büyük bir çaresizlik içerisinde Damwon tarafı Tallya'dan bir ulti kullanımı geliyor. Burada Showmaker'ı da yakalıyorlar. Showmaker'da düşüyor. Chovy skor almayı başarıyor ve ışınlanlar şimdi geliyor orta koridordaki minyonları tutmak adına. Aiming üst koridoru ittirdi. Yani şu an burayı tutmaları çok çok zor. Chovy'den alt koridora bir ışınlan geldi. Alt koridordan bitirmek isteyecekler sanırım. Bayağı bir minyon dalgası var orada. Aiming de şimdiden oraya gitti. Ufak tefek minyonlara hasar vurmak adına e, olabildiğince kırpmaya çalışıyor ama Baron'lu minyonlar yani gerçekten çok zor iş şu an Aiming'in. Olabildiğince kendisi de tutmaya çalışıyor ama yani ne kadar tutabilir gerçekten emin değilim. Yani burada sanırım Damwon'un hayalleri suya düşüyor. Yani böyle yakalamışken Cenciyi bence kesinlikle yenmeleri gerekiyordu. Aatrox şimdi geliyor ama yeterli olacak mı derken Aatrox bayağı hasar vurdu. Pace'den bir sıçra geliyor. Yan tarafta Sejan düşmüş. Aiming taramaya devam ediyor. Bakalım Yumi ile beraber kini de düşürecek Aiming. Ama yan tarafta uyum bitmiş. Aiming çok iyi kayıtladı ama maalesef yeterli olmadı. Aiming'in o yaptığı hatadan sonra yani yakalandı ya her şeyi ona kullandılar. Cenci bence kazanmasına rağmen mutsuz. Ama harika bir seri izlettiler bize. O konuda teşekkür ederiz. Bence Relino çalıdan yani çalısından çıkıp Aiming'i kaldığı yerde Aiming düşmese bile oradaki savaş sonrasında Ejder rotasyonu falan kaybettiler ve burada maç bitti ve Kingen'e ayıp etti. Yani Kingen ayıp etti. Kingen'den çok kötü performans son maçta. 5. maç böyle bitti. Genji bir üst turda bakalım yarın T1 geçerse T1 Genji serisi bizleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.